Check, check. Havuz başında şınav çekti. Hızını alamadı. Sanat dünyasına çattı. Hemen böyle nasıl olur? Çık. Böyle nasıl olur? Zınk. Mustafa Topaloğlu'yla beyin hücrelerini öldüren röportaj. Mefülü faulatın fevlün faulatı. Bu röportaj anlaşılırsa çok konuşulur. Benim en kıymetli misin? En güzel vazgeçilmezimsin. Ceyda Ateş manken oldu. Sevgilisiyle ilk kez konuştu. İzmir'in Ceyda Ateş. Evleniyorlar mı? Kader kısmet. Güzel oyuncu Ceyda Ateş'le sevgilisi Buğra Toplusoy sessizliğini cumartesi sürprizine bozdu. İstanbul Moda Haftası'nın sürprizlerinden biri de Ceyda Ateş'ti. Güzel oyuncu Songül Cabacı defilesinde podyuma çıktı. Şafak Sezer'le yine kahkaha dolu bir röportaj. Raket ne kadar abi? Raket. Ben Paris'te gördüm bunu. Bu röportaj yine çok güldürür. Çok inanmayın ya. Ben tenistir onun adı biliyorsun. Ben tenis. İstanbul gecelerinde eğlence dolu, müzik dolu, hareket dolu bir tura davet ediyoruz sizi. Dışarı çıkamıyorum diye üzülmeyin, biz sizin yerinize gezdik. Az sonra. Çek, çek. Günaydınlar, Pazar sürprizine hoş geldiniz. Pazar gününüz keyifli, mutlu ve huzurlu olsun. Biz de pazar keyfinize bir nebze mutluluk katmak için sizlere çok eğlenceli, çok keyifli bir program hazırladık. Sizler çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken biz kısacık bir reklam arası vereceğiz. Hemen reklamlardan sonra karşınızdayız. Bekleyin efendim. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olay görüntüler. Çocuk gelinlerin acıklı hikayesini anlatan Halam Geldi filminin çocuk oyuncuları nasıl ağlama krizine girdi? Evliliğe uymuyor, biz daha evcilik oynamak zorundayız. Tanju Gürsu'nun heyecanı. Vallahi çok güzel iş ya. Gelseniz hep beraber gidelim ya. Coşkun Güven'in bomba haberi. Bomba gibi bir haber vereyim mi? Bomba gibi. Türkan Şoray'ın şaşkınlığı. Gördüğünüz kadar güzel bir Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden hiç görmediğiniz ve çok şaşıracağınız anlar. Az sonra. Çağlaşık el yerlerde. Podyumda yere kapaklanan Çağlaşık El'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı. 5 dakika sonra nazara geldi.
Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. I know you want me. Az sonra... Onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Şov dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah! Aha! Kaçır! Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları. Az sonra... Sen benim en kıymetlimsin, en güzel vazgeçilmezimsin. Ceyda Ateş manken oldu. Sevgilisiyle ilk kez konuştu. İzmir'in Ceyda Ateş. Evleniyorlar mı? Kader kısmet. Hep aklımdasın, farkında mısın? Az sonra. Karşılıklı. Tek tek. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olay görüntüler. Çocuk gelinlerin acıklı hikayesini anlatan Halam Geldi filminin çocuk oyuncuları nasıl ağlama krizine girdi? Evliliğe uymuyor, biz daha evcilik oynamak zorundayız. Tanju Gürsu'nun heyecanı. Vallahi çok güzel iş ya. Gelseniz hep beraber gidelim ya. Coşkun Güven'in bomba haberi. Bomba gibi bir haber vereyim mi? Bomba gibi. Türkan Şoray'ın şaşkınlığı. Gözleriniz kadar güzel bir haber. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden hiç görmediğiniz ve çok şaşıracağınız anlar. Az sonra... Çağlaşır gel yerlerde. Podyumda yere kapaklanan Çağlaşık Gel'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı. 5 dakika sonra nazara geldi. Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. I know you want me. Az sonra... Onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Şov dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah! Aha! Kaçır! Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları.
az sonra. Büyük bir beğeniyle izlediğiniz Pis Yedili de neler oluyor? Sevimli yaramazlar yine ortalığı birbirine katmış. Pazar sürprizine eğlence dolu bantımızla başlıyoruz. Orço Şarlı oldu. Millet üç harflerden kurtulmaya çalışır. Ben bu dört harften kurtulmaya çalışıyorum. Kahkahalar tufan oldu. Ne yapıyorsunuz? Kamiller. Rüzgar Cimbom'a aşık oldu. Mardin'de gezerken yanında başka biri daha vardı. Unuttun mu yoksa? Duygu patlaması oldu. Zeynep kötürüm oldu. Zeynep geçmiş olsun. Beklemiyordum seni, şaşırdım. Olan Elçin'e oldu. Ya benim kız arkadaşım, girme koluna. Bir dakika dokunma. Elçin! Dokunmuş bir dakika. Bir dakika bıraksana lan Zeynep. Güzel rencidi oldu. Başka şansı var mı Ayol? Esma Sultan rezil oldu. Ben evet diyemeyeceğim. Televizyonda komedi denince akla onlar geliyor. Pis Yedili her hafta izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. Gergin bir hafta yaşandı Pis Yedili'de. Ceyhun'un kötü kalpli patronu Zeynep'in inşaattan düşüşü gerginliğin ana gündem maddesiydi. Zeynep iyi misin Zeynep? Zeynep. Buradayım, iyi olacaksın tamam mı? İyileşeceksin. Ancak Zeynep ölümle pençeleşirken bile kötülüğe ara vermedi. Kendisini inşaattan Elçin'in ittiğini söyledi Ceyhun'a. Bir iftiraydı bu. O bile Elçin itti. Bravo Zeynep ya, bravo. Bu halde bile bunu yapıyorsun, bravo. Hadi baştan ya. Zeynep, kendine gel. Elçin böyle bir şey yapmaz. O halde sana yalan mı söyleyeceğim? Zeynep. Ben Elçin'i çok iyi tanıyorum. Elçin karıncayı bile incitmez. Yalan söyleme. Bak evet biliyorum. Ama o gün şantiye geldiğinde çok sinirliydi. Gözü dönmüştü. Cinnet geçiriyordu. Ceyhun küplere binmişti. Elçin'i dinlemedi bile. Zeynep'in planı tutmuştu. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya? Elçin sen ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? Elçin Zeynep'i... Zeynep'i inşaattan sen mi ittin? Ne? Ne gitmesi Ceyhun? Doktoru duydu. Bu halde bana yalan mı söyleyecek bu kız? Ceyhun, anlamıyorum. Elçin'i hapse yollamaya kararlı olan Zeynep'in planı tıkır tıkır işliyordu. Ama ben sana inanmıyorum. Peki sana bunu kanıtlarsam? Şantiyedeki binaların fotoğraflarını çektiriyordum. Fotoğrafçı bu kareyi şans eseri yakalamış. İlahi adalet. Pis Yedili'de düğün heyecanı da yaşanıyordu. Okulun huysuz müdiresi Esma Sultan'la Dizel evleniyordu. Ancak aralarında bazı problemler vardı. Pis Yedili bu düğüne gelecek o kadar. Agresifleştirme adamı. Ne yapalım? Kamfursuz düğün olmaz. Olsunlar bakalım. Kalp kalbe dedim bu kadar mı çarşı olur Dizel Bey için dedim. Esma Sultan ne Dizel'den vazgeçiyordu ne de sosyetik hava atmalarından. Düğünümde halay çekmeyeni, göbek atmayanı ve takı takmayanı düğün kameralarından tek tek tespit edeceğim ona göre. Bu sizin davetiyeniz o yani. Teşekkürler Esma Hanım. Yalnız gelirken erkeklerde smoking mecburiyeti var. Eşine de abiye kıyafet giydir. Abiye derken abisinden söz etmediğimi anlamışsınızdır herhalde değil mi? Bir aşk alevleniyordu Pis Yedili'de. Rüzgarla Cimbom arasında ateş bacayı sarmıştı çoktan. Mardin'de gezerken yanında başka biri daha vardı. Unuttun mu yoksa? Rüzgar. Ve Orço, dizinin en komik karakteri yine oydu şüphesiz. Alice'le ilgili gördüğü kabus kırdı geçirdi. Biz Alice'le bizim eve gidecekmişiz. Fakat bizim mahalle muhafazakar bir mahalle olduğu için Alice'i gazete kağıdına sarıp öyle sokuyorum eve. Oha.
Kıza içki mi varmış ha? Ondan sonra eve giriyoruz, gazete kağıdını açayım bir de ne göreyim? Ne? Gazeteden Ali Şerif'e tavşan çıkıyor. Allah'ım ya. Ya hadi bu kadar sabah saçmalaması yeter, yürüyün ya. Varsa yoksa Alice'le yapacağı düğün vardı Orçon'un gündeminde. Aramızda aşk ve nefret arasında gidip gelen bir ilişki var. Ama bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Alice'le ben evleneceğiz. Ben sahneye 50 Cent'i çıkarmak istiyorum ya da Pavarotti'yi. İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta. Alice'i karın olarak kabul ediyor musun? Evet diyeceğim. Evet, evet, evet. Ha, evet. Dizel ve Esma Sultan'ın düğünü için smoking gerekliydi. Orço, Trafo ve PC'nin bir düğün smoking alışverişi oldu ki sormayın gitsin. Ya kahveye mi giriyorsun? Yavaş biraz, medeni ol ya. Ne var ya, Allah Allah, smoking sorduk oğlum. Tuhaf bir şey olsaydı her yerde no smoking, no smoking yazmazdı. Görmüyor musun? Yabancı filmlerde her yerde no smoking yazıyor. Yalnız size göre tamam da, beyefendiye göre sanırım şu anda elimizde yok. Yok bacak boyum uzunmuş da, yok pantolon bana olmazmış da. Sana ne kardeşim, sana ne? Belki ben dizüstü mini smoking seviyorum ha, sana ne? Ama Orço kendine göre bir smoking bulmayı başardı sonunda. Elimizde bir de şarlı kostümü var. Şarlı mı? Nasıl? Getir bakayım lan. Bilmemişinizi görürüm. Bakayım. Oo, görür ya. Niye görmeseyim? Bayağı güzel ya bu. Ya var ya, Alice bunun içinde beni görünce çıldıracak, kulakları oynayacak, burnu tavana vuracak. Ay be, gerçekten çok güzelmiş. Dizel ve Esma Sultan arasında düğün öncesi yüzük gerginliği baş gösterdi. Dizel, annesinin yüzüklerini takmak istedi Esma Sultan'a ama nafile. Ne takacaksın? Dur bakayım, evet. Bak bunu. Ya bak, bu manevi değeri çok büyük olan bir yüzük. Onun için sana takmaya karar verdim. Ben ruh güzeli miyim? Ben ancak maddi değeri fevkalade yüksek bir alyans takabilirim. Ve düğün zamanı. Pis yedilinin smokinler ve tuvaletler içindeki şık halleri dikkat çekti. Hepsi birbirinden güzel görünüyordu. Ama düğüne yine Charles Orço damga vurdu. Alice! Kalimera! Ne olmuş böyle ya? Bildiğin Charlie Chaplin gibi olmuş bu sefer. Burak Alkaş yine döktürüyordu performansıyla. Charlie yürüyüşünü bu kadar iyi taklit edebilen kaç kişi vardı? Evrensel Kamil esprisi de bölümün en çok güldürenleri arasındaydı. Makedonyaca'da. Kamil ne demek? Kamil. Oğlum Kamil nasıl söylenir? Makedonca'da Kamil Kamil'dir abicim. Ha Kamil, bildin Kamil. Bildiğimiz Kamil. Allah'ım ya, Kamil'e bak, evrensel çıktı arkadaş. Ceyhun, Zeynep'e inanmamakta ısrar etmiş ve gerçeği öğrenmek için şantiyeye gitmişti. İyi de etti, gerçeği öğrendi. Elçin yenge de Zeynep Hanım'ı tutmak istedi ama tutamadı. Zeynep Hanım da düştü. Bir dakika, bir dakika şimdi. Elçin Zeynep'i tutmaya çalıştı ama Zeynep kendi mi düştü? Aynen öyle. Yani Elçin Zeynep'i ittirmedi. Yok kurban, ne itmesi? Tam tersine kurtarmaya çalıştı ama yetişemedi. Düğünde Esma Sultan'ı bir sürpriz bekliyordu. Dizel Bey, annesinin yüzüğünü takmayan Esma Sultan'ı fena faka bastırdı. Bütün dünya dillerinde yes, si, ya, da, hay ve hiçbir etki altında kalmadan evet, evet, evet. Evet diyeceksiniz. Çok kolay. Ev ve evet. Evet. Ben evet diyemeyeceğim. Her şeyin fiyatını iyi biliyorsun ama hiçbir şeyin değerini bilmiyorsun Esma Hanım. Senin takmaya tenezzül etmediğin bu yüzük benim anamın yüzüğü. Kuyumcudaki yüzüğü herkes takabilir ama bunu takamaz. Ceyhun, elçinin suçsuz olduğunu öğrenmişti. Ancak her şey için çok geçti. Hakkınızda adam öldürme teşebbüsünden şikayet var. Ne diyorsun ya? Bizimle karakola kadar gelmesi gerekiyor. Hayır, hayır. Önce ben, bir dakika, o benim kız arkadaşım. Girme koluna, bir dakika, dokunma. Dokunma, bir dakika, bir dakika, bıraksana lan sen! Beklenen aşkta ilk itiraf Rüzgar'dan geldi. Babasının İngiltere'ye göndermek istediği Rüzgar, uçak biletini gemi yaptı.
Çünkü Cimbom'a aşık olmuştu. O senin İngiltere biletini neden böyle bir şey yaptın? Doğru zaman geldiğinde söylerim Pamuk Prenses. Çek, çek. Şafak Sezer'le yine kahkaha dolu bir röportaj. Raket ne kadar abi? Raket. Ben Paris'te gördüm bunu. Bu röportaj yine çok güldürür. Çok inanmayın ya. Ben tenistir onun adı biliyorsun. Ben tenis. Az sonra. Çek, çek. İstanbul gecelerinde eğlence dolu, müzik dolu, hareket dolu bir tura davet ediyoruz sizi. Dışarı çıkamıyorum diye üzülmeyin, biz sizin yerinize gezdik. Az sonra. Çek, çek. Pazar sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. Kendisine az tazeyle bir izleyici kitlesi yaratan türkücü Mustafa Topaloğlu ile arkadaşlarımız eğlenceli bir sohbet gerçekleştirmişler. Topaloğlu sorularımıza yine her zamanki tarz ile cevap vermiş efendim, izliyoruz. Önce havuz başında şınav çekti. Hızını alamadı, sanat dünyasına çattı. Hemen böyle nasıl olur? Çık! Böyle nasıl olur? Zın! Mustafa Topaloğlu'yla beyin hücrelerini öldüren röportaj. Mefülü faulatın fevlün faulatı. Bu röportaj anlaşılırsa çok konuşulur. Mustafa Topaloğlu'yla buluştuk hafta içinde. Amacımız uzaylı türkücüyle derin bir sohbet yapmak. Hemen hal hatır sorarak girelim konuya. Nasılsınız Mustafa Bey? Şimdi nasılsın dediğin zaman insana sormak için insanın hayatı, mümkünün mümkünatı, mefülü faulatın fevlün faulatı. Eyvah! Mustafa Topaloğlu tam formunda bugün. Yine ne dediğini, ne anlatmak istediğini anlayamayacağız. Neyse, bir daha soralım. Nasılsınız Mustafa Bey? Kimya dediğimiz meta. Bu beta, alfa. Bu enerjiyi taşır ve bu enerjiyi yansıtır. Kimisinden beta, kimisinden alfa. Bu ışınları alırız veririz ama göremeyiz. Tabii tabii, aynen dediklerinize katılıyoruz. Alfa, beta ve ışın önemli şeyler. Acaba bize uzaylılardan mesaj veriyor da biz mi anlamıyoruz? Başımdan geçenleri anlatacağımsa, kafamdan geçenleri anlatacağımsa, anlatacağımsa, sen de anlat onlara, anlamayla bizi, ne diyelim bunlara. Şu anda baktığımız tablo, kendini arayanlar tablosu. Kimler? Uzaylılar mı? Bunlar kendini nerede bulacaklar biliyor musun? Nerede bulurlar bunlar kendini? Burada değil herhalde abi. Pasifik'te bulurlar. Sıkıntıdan patlayırım, patlayırım, çatlayırım. Vallahi ne anlattığını, ne dediğini anlamadık ama çabalıyoruz çözümlemek için. Peki neden diye sorsak, neden Pasifik Okyanusu? Niye Pasifik'te? Yani pasif işler yaparsam Pasifik'i dolaşman lazım. Her şeyi indirgediğin yer, mesela birçok şeyi indirgiyoruz değil mi? İlk önce dikey, sonra oval, sonra olips.
Bu arada sohbetin tam da bu noktasında uzaylı türkücü sanat dünyasında son zamanlarda yaşanan polemiklere getiriyor konuyu. Öylesine kızıyormuş ki bu kavgalara. Tabii kardeş kardeş geçinmek varken değil mi ama? Dur, belki sana faydası olacak. Sana olmasa çocuğuna olur, çocuğun olmasa çocuğun çocuğuna olur. Dayına olur, amcana olur, babana olur, anana olur, dedene olur, nenene olur. Olur yani. Ama bu oluru beklemek yok. Hemen böyle nasıl olur? Çık. Böyle nasıl olur? Zın. Zın zın zın. Ondan sonra niye böyle oldu? Şunu şöyle oldu. Bak orada böyle oldu. Onu öyle yaptılar. Yani ondan sonra birbirine kavgalar. Tamam Mustafa Bey, sinirlenmeyin. Mesajı almıştır sanat dünyası. Biz asıl yakında rol almaya başlayacağınız yeni dizinizi soralım size. Konusu nedir, ne değildir? Anlatır mısınız bize? Şimdi orada bir benzin istasyonu var. Benzin istasyonunun sahibiyim. Orada çalışanlar var. O çalışanlarla günlük işte benzin alışverişi yapanlar var. Gelip çeken bilir. Hikayenin adı çeken bilir. Şimdi adam benzin çekecek. Adama soracağım yani, tamam benzin çekiyorsun. Kabul. Hanımından ne çekiyorsun? Söyleyecek. Hayattan ne çekiyorsun? Söyleyecek. Neler çektin geçmişte? Söyleyecek. Her şey çekmiştir. Yani insan bir çekim alanı içinde yani. Şimdi tam olarak anlamadık. Benzin istasyonunda dert çeken insanları mı konu ediyor bu dizi? Kaynanasından çeker. Etrafından çeker, dostlarından çeker. Çeker de çeker. Bu çeker ne kadar çeker? Benzin çektiğin zaman gider. Bayılırımsa, bayılırımsa, ayılırımsa, bayılırımsa. Çok düşündüm taşındım, vermezler seni bak. Hay Allah'ım, alem adam şu Mustafa Topaloğlu. Sohbeti bitirelim çünkü bizim de tüm eksenimiz döndü. Yalnız Mustafa Topaloğlu hızını alamamış olacak ki havuz başında şınav çekmeye başlıyor. Ne diyelim, Mustafa Topaloğlu bu, ona mübah. Bir, iki, üç, dört, beş, on, yemek yedi, 11. Ulan çok yemek yedik. Çek, çek. Podyumda yere kapaklanan Çağlaşıkel'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı. 5 dakika sonra nazara geldi. Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. I know you want me. Az sonra... Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olay görüntüler. Çocuk gelinlerin acıklı hikayesini anlatan Halam Geldi filminin çocuk oyuncuları nasıl ağlama krizine girdi? Evliliğe uymuyor, biz daha evcilik oynamak zorundayız. Tanju Gürsu'nun heyecanı. Vallahi çok güzel iş ya. Gelseniz hep beraber gidelim ya. Coşkun Güven'in bomba haberi. Bomba gibi bir haber vereyim mi? Bomba gibi. Türkan Şoray'ın şaşkınlığı. Gördüğünüz kadar güzel bir haber. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden hiç görmediğiniz ve çok şaşıracağınız anlar. Az sonra... Oyuncu Ceyda Ateş, iş adamı sevgilisi Buğra Toplusoy ile ilk kez Moda Haftası'nda kameralar karşısına geçmiş. İki sevgili aşklarını anlattı ve haklarındaki iddialara cevap vermişler.
Sen benim en kıymetlimsin. En güzel vazgeçilmezimsin. Ceyda Ateş manken oldu. Sevgilisiyle ilk kez konuştu. İzmir'im Ceyda olsun. Evleniyorlar mı? Kader kısmet. Güzel oyuncu Ceyda Ateş'le sevgilisi Buğra Toplusoy sessizliğini pazar sürprizine bozdu. İstanbul Moda Haftası'nın sürprizlerinden biri de Ceyda Ateş'ti. Güzel oyuncu Songül Cabacı defilesinde podyuma çıktı. Defile öncesi heyecandan tir tir titriyordu Ceyda Ateş. O kadar heyecanlıyım ki. Bir güzellik kraliçesi olmasına rağmen hiç podyumda yürümemişti Ceyda Ateş. Çünkü güzellik kraliçesi seçildiğinde henüz 5 yaşındaydı. 5 yaşındaydı. Yaşında. Çocuk güzeye seçildi. Güzelliğine diyecek laf yok ama mankenlik konusunda gerçekçi. Benim hiçbir zaman manken tercihim ama zaten hani o kadar da boyum yok hani manken olacak kadar. Bir manken kadar boyu olmasa da oyunculuğuyla devleşiyor ekranda. Show TV'de ekrana gelecek yeni dizisi Firuze için de iddialı. Çekimlerimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum, güzel de olacak. Firuze dizisinde Suzan karakterini canlandıracak Ceyda Ateş. Adını Feriha koyduğundan sonra yine kötü kız oluyor. Ne kötü diyebilirim ne iyi diyebilirim. Ceyda Ateş'i burada daha bir olgun kadın olarak göreceksin. Yaz boyunca çalıştı Ceyda Ateş ve iki sinema filminde birden başrol oynadı. İlk filmi Aşk Ağlatır, ağlatmaya aday bir dram. Beni affedebilecek misin? Benden başka kimse prenses demem olur mu? Demem. Gelelim aşka. Bu yaz Buğra Toplusoy'la tatil görüntüleri sık sık gazetelere yansıdı. Aşkları bu yaz pekişte diyebiliriz. Çıplak ayak, aşıkların dansı, ateş bacayı çok fena sardı. Ha, tatil güzeldi. Peki ya evlilik? Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy'la evliliğe sıcak bakıyor mu? Klasik sorulardan bir tanesidir. Ne zaman evleniyorsunuz ya da çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Bunları konuşmak doğru değil. Toplusoy'un ailesinin Ceyda Ateş'i istemedikleri yazılıp çizilmişti. Güzel oyuncu Toplusoy ailesiyle herhangi bir probleminin olmadığının altını çizdi. Ailesiyle tanıştı mı? Hepsi gerçekten birbirinden çok iyi ve düzgün insanlar. Söz Buğra Toplusoy'dan açılmışken beyefendi de buralarda anlaşılan. Buğra oradaydı kaçtı. Makyaj ve hazırlıklar da tamamlandığına göre Ceyda Ateş artık podyuma çıkabilir. Bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. İlk kez podyumda yürüyor olmasına rağmen heyecanını göstermiyor Ceyda Ateş. Oldukça başarılı. Defile sonrası ilk kutlayan elbette sevgilisi Buğra Toplusoy. Ve çiftin ilk röportajı. Muhabirimiz Sercan Kazancı yakalıyor çifti ve sohbet başlıyor. Ceyda Hanım'ı seyrettiniz. Bunda nasıldı bir değerlendirme ilk önce sizden alalım. Çok iyiydi bence. Çok heyecanlandı. Genel olarak bütün kıyafetler gayet sade ve güzeldi benim tarzımda. Buğra Toplusoy da bir tekstilci. Ceyda Ateş'in mankenliğini en iyi o değerlendirebilir. Mesela kendi markasının da yüzü yapar mı sevgilisini? Öyle bir projemiz yok. Evliliğe dair bir proje var mı peki? Ceyda Ateş'in hayranları artık sizi enişte olarak görmeye başladı bile Buğra Bey. Kader kısmet yani bunlara evleneceğiz diye başlarsın, evlenmezsin, evlenmeyeceğim dersin, evlenirsin. Bu tip şeyler belli olmuyor. Henüz çok gençler ve evlilik için önlerinde koca bir ömür var. Onlar aşklarının tadını çıkarmakla meşgul şu aralar. Kitap okuyoruz yani, film izliyoruz yani birçok şey, hani birçok aktivite yapıyoruz ve bunlardan zevk alıyoruz. Bazen aynı şeyi bile düşünüyoruz. Sercan Kazancı özel konulara dalış yapınca magazinel sohbetlere alışık olmayan Buğra Toplusoy zor anlar yaşıyor haliyle. Modayı konuşmayacak. Boyuyla, bosuyla ilişkide baskın tarafın Buğra Bey olduğu anlaşılabilir. Ancak durum pek de öyle değil gibi. İlişkide baskın taraf kim diyeyim? Değişiyor. Yani zaman zaman. Yerine göre değişiyor.
Diyeyim, ne diyeyim? Ortaklaşa. Buğra. Hani, ya Buğra da hani ortaklaşa daha böyle hani şey olsun diye. Şimdi çok heyecanlı. Üzmeyeyim. Ceyda olsun. Şaka bir yana, büyük bir aşkın iki kahramanı onlar. Birbirlerine bakarken bile anlaşılıyor nedenli yoğun şeyler yaşadıkları. Kalbe karşı. Onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Şov dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah, aha. Bakın. Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları. Az sonra. Usta komedyen Şafak Sezer katıldığı bir açılışta yine espriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. İzliyoruz. Şafak Sezer'le yine kahkaha dolu bir röportaj. Raket ne kadar abi? Raket. Ben Paris'te gördüm bunu. Bu röportaj yine çok güldürür. Çok inanmayın ya. Ben tenistir onun adı biliyorsun. Ben tenis. Ünlü komedyen Şafak Sezer hafta içinde bir spor merkezinin açılışına katıldı. Spor merkezinin düzenleyeceği tenis turnuvası ile ilgili Saffet Çerçi ve ünlü tenisçimiz İpek Şenoğlu bilgi verirken lafa Şafak Sezer giriyor ve bakın sonrasında neler oluyor. Sezon sonu şampiyonası dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisinin geldiği bir turnuva. Geçen senelerde Sharapova, Serena Williams, Azarenka gibi dünyanın en iyi tenisçileri geldi. Bu bir daha tanıyorlar bunları. Elbette. Onlar Hülya Avşar'ı tanıyorlar mı? Ben tenistir onun adı biliyorsun. Ben tenis. Vallahi. Ya Hülya Avşar Türkiye'nin biliyorsunuz ilk tenis raketini eline alan bayanlardandır yani. 1920'lerden beri oynanıyor ama Hülya Hanım'ın tenise katkısı çok fazla tabii ki. Çünkü ben 71 doğumluyum. Belki oradan sohbetin bu noktasında Şafak Sezer'in vücudunun tenis oynamaya elverişli olup olmadığı konuşulmaya başlıyor. Cevabı yine ünlü komedyen veriyor. Kollar... Bilmiyorum, deneyebilirim ben. Raket ne kadar abi, raket? Spor dolu keyifli sohbetten sonra güzellik bakımına giriyor Şafak Sezer. Ağzı kulaklarında, belli ki hoşuna gitti bu bakım. Basın mensupları yakında Show TV ekranında başlayacak olan Altın Dağlı dizisine getiriyor konuyu. Şafak Sezer başrolde. Dizide Şafak Sezer'e kimler eşlik ediyor acaba? Altın Dağlılar ismi değişmeyecekse Aydemir Akbaş, ben Anne Atezi. Hikayesi nedir peki dizinin? Valla gündüzleri baba, iki çocuğu olan, akşam da kabadayı. Sabri abi var ya, illegal kumarhane işinde bir numaradır. Hatta distribütörüdür. Bu. Ya adam yarım saatte lunet yapıyor kanka. İlginç bir dizi olacağı kesin. Bu arada dizi için Aydemir Akbaş'ı çok zor ikna etmiş Şafak Sezer. Malum Şafak Sezer'in yapımları dışında pek fazla dizide rol almayacağını açıklamıştı. Sabri abi, keşke pamuklarımı orada izleydik. Bırak kanallar açık kalsın. Böyle delikanlıya pamuk mu tıkanır? Özgür. Efendim? Nasıl? Ekrem abi nasıl? Durumu ne? Ekrem abi öyle abi. Ha? Ölü. Ölü de nasıl?
Çok inanmayın ya Demir abiye. Yani gitti var ya. Gerçi beni seviyor Allah var yani. Hani Kolpaçino'yu bekliyor ama. Yani Kolpaçino için yaparsan hazırım diyor bana sürekli. Unutmak mümkün mü liselim seni, ilk aşkım sevgilim. Cengiz Baba'nın gözyaşları. Bu ne güzel insansın böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum. Ağladı, ağlattı. Önce bir kaç damla yaş. Önce Gülben Ergen ağladı. Unutulan işte böyle bir hikaye. Sonra Cengiz Kurtoğlu. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Canlı yayına bağlanan Adnan Şenses'in sözleri genç şarkıcıları çok kızdıracak. Yeni yetişen şoförler gibi iyisiniz. Az sonra. Çek 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 çek. Pazar sürprizi devam ediyor. Kim kiminle, nerede, nasıl görüntülenmiş? Renkli İstanbul geceleriyle devam ediyoruz efendim. Sonra tekrardan buradayız. İstanbul gecelerinde eğlence dolu, müzik dolu, hareket dolu bir tura davet ediyoruz sizi. Dışarı çıkamıyorum diye üzülmeyin. Biz sizin yerinize gezdik. İlk durağımız Demet Akalın'ın Harbiye'deki konseri. Aylık hamile Demet Akalın buna rağmen eğlendirmeye kararlı. Güzel geçer inşallah. Hamileliği nedeniyle doktoru ve kocasından bir dizi yasak gelmiş Demet Akalın'a. Topuklu yasağı, dans yasağı. Kendisine yasak üstüne yasak koyan doktorunun hali vahim. Sonra ben size gösteririm. Yarında gelecek şey doktorum. Bu arada kızı Hira ultrasondan el sallamış annesine. Öyle diyor Demet Akalın. Ultrasona gidiyorsun. Böyle bir şeyler yapıyor. Aman ya bak diyorum bana en sağlık. Bu kandaki saçmalama bana yaptı o arada. Konsere soğuk havaya rağmen ilgi yoğun. Sinan Serter'den boşanan Özlem Yıldız kutlamayı Demet Akalın'da yapmaya gelmiş. Ben onu bu sahne içerisinde ilk kez izleyeceğim. Sahne zamanı. Demet Akalın hamile kalmasaydı Beyoncé'nin danslarını sergileyecekti konserde ama sahne dansçılarına kaldı. Şarkılar kıpır kıpır ama Demet Akalın hareketsiz. Sadece iki adım ileri, iki adım geri gidiyor. Her şey Hira bebek için. Hira, Hira. Babası koydu. Hira. Kur'an'ın ilk yer hani indiği mağaranın. Yıkıl karşımdan zamanı. Demet Akalın'ın bir sürprizi var bu şarkıda seyircilerine. Demet Akalın, Gökhan Özen düeti mest ediyor seyircileri. Afetine Şebnem Ferah'la devam ediyoruz. Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah konserine ilgi yoğun. Atiye soğuk havaya rağmen Şebo'yu dinlemeye gelmiş. Çok değerli bir sanatçı. Bence kimsenin umurunda
değil, yağmurun yağıp yağmaması. Murat Dalkılıç da orada. Şeba'ya özel sıfır şemsiye satın alıp gelmiş konsere. Aynen, şemsiyelerimiz hızlı. Bak şemsiyenin de şeyi duruyor ha hala. Yine almış. Ve Şebnem Ferah sahnede. Deriler içinde. İlginç saçları ve küpeleriyle tarzını yansıtıyor. Şarkılar soğuk havayı ısıtacak cinsten. Sadece sesini değil, gitarını da konuşturuyor Şebnem Ferah. Tarzımızı değiştiriyoruz. Yeniden canlanan Gazino Gecelerinde Selami Şahin sahneye çıktı. Ünlü besteci ve müzik adamı Selami Şahin 50. sanat yılına yaklaşırken hala sahnede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ben dünyaya bir daha gelsem yine Selami Şahin, yine besteci, yine yolcu olmak isterim. Öylece bak gözlerime, çevirme hiç bakışımı. Çılgın kız Nilkara İbrahimgil sahnede. Kostümünde gökkuşağının tüm renkleri var maşallah. Yetmezmiş gibi bir de pembe peruk takmış değil. İlginç kostümünü ilginç danslarıyla süslüyor. Caner Çetin uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü nihayet. Meşguldü son dönemde ünlü sanatçı. Malum o artık Galatasaray Kulübü'nde bir yönetici. Ve yönetici Candan Erçetin olarak ilk kez sahneye çıkıyor. Et restoranının açılışına Birol Güven eşi ve çocuklarıyla birlikte katılmış. Yemekle, özellikle de etle arası çok iyiymiş beyefendinin. Et yemekleri yapar mı kendileri evde size? Yok, hayır. O zaman o... Ama çok güzel yer. Ünlü oyuncu Melek Baykal da orada. Bu açılış için diyetini feda etmiş Melek Hanım. Vallahi şu ara çok dikkat ediyorum. Bu gece yedik değil mi? Çok güzel yedik. Bu gece yedik. Hadise çıkıyor bir restoranda. Sıfır dekolte hanımefendi. Fazla üşümemesi gerek çünkü. Fena halde grip olmuş. Ben biraz hastalandım bu arada. Biraz nazara geldim evet, sanırım. Evet, sesim biraz tuhaf, biraz bozuk. Tek derdi bayrama kadar iyileşmek. Konser maratonu bekliyor hanımefendiyi. Bayramda konserlerimiz var. Çalışacağız. Bayrama kadar kendimi inşallah toparlamış olurum. İnşallah bayramda mutlaka görüşürüz zaten. Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, sevgilisi Tugay Gökkaya ile çıkıyor mekandan. O
Orhan Gencebay ve Sevim Emre çıkıyor balık restoranından. Ferdi Tayfur'un akil adamlık süreciyle ilgili Orhan Gencebay gaza geldi sözleri hatırlatılıyor. Şimdi onu bilmiyorum, duymadım. Ya bu tarz şeyleri ayaküstü konuşmak da istemiyorum. Atın Altan'la evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Ece Erken kutlamaya çıkmışlar. Kutlamanın nedeni nikah tarihini almış olmaları. Sır gibi saklıyor Ece Erken evlilik tarihini. Tarih bizim tarih, özel. Çek çek. Kısacık bir reklam arasının ardından pazar sürprizi, bomba gibi ve eğlence dolu haberlerle karşınızda olacak. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Çalışık el, yerlerde. Podyumda yere kapaklanan Çağla Şikel'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı. 5 dakika sonra nazara geldi. Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. I know you want me. Az sonra. Unutmak mümkün mü liselim seni, ilk aşkım sevgilim. Cengiz Baba'nın gözyaşları. Bu ne güzel insansızlar böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum. Ağladı, ağlattı. Önce bir kaç damla yaş. Önce Gülben Ergen ağladı. Unutulan işte böyle bir hikaye. Sonra Cengiz Kurtoğlu. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Canlı yayına bağlanan Adnan Şenses'in sözleri genç şarkıcıları çok kızdıracak. Yeni yetişen şoförler gibi iyisiniz. Az sonra. Çek çek. Podyumda yere kapaklanan Çağla Şikel'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı. 5 dakika sonra nazara geldi. Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. I know you want me. Az sonra. Unutmak mümkün mü liselim seni, ilk aşkım sevgilim. Cengiz Baba'nın gözyaşları. Bu ne güzel insansızlar böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum. Ağladı, ağlattı. Önce bir kaç damla yaş. Önce Gülben Ergen ağladı. Unutulan işte böyle bir hikaye. Sonra Cengiz Kurtoğlu. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Canlı yayına bağlanan Adnan Şenses'in sözleri genç şarkıcıları çok kızdıracak. Yeni yetişen şoförler gibi iyisiniz. Az sonra. Çek çek.
onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Şov dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah, aha! Kaçır. Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları. Az sonra... Pazar sürprizi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bu yıl 50.'si düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali yerli ve yabancı ünlü isimleri buluşturdu. Antalya'dan sıcak ve keyifli görüntülerle başlıyoruz, izliyoruz. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde olay görüntüler. Çocuk gelinlerin acıklı hikayesini anlatan Halam Geldi filminin çocuk oyuncuları nasıl ağlama krizine girdi? Evliliğe uymuyor, biz daha evcilik oynamak zorundayız. Tanju Gürsu'nun heyecanı. Vallahi çok güzel iş ya. Gelseniz hep beraber gidelim ya. Coşkun Güven'in bomba haberi. Bomba gibi bir haber vereyim mi? Bomba gibi. Türkan Şoray'ın şaşkınlığı. Gördüğünüz kadar güzel bir Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden hiç görmediğiniz ve çok şaşıracağınız anlar. Gözümüze ilk çarpan isim Ahu Tuğba. Talihsiz sanatçı geçirdiği rahatsızlıktan sonra bir de üstüne ayağından sakatlanmış. Koltuk değnekleriyle de olsa korteje katılmayı ihmal etmemiş. Kortej önümüzden geçerken usta oyuncu Tanju Gürsu'nun heyecanı dikkatimizi çekiyor. Vallahi çok güzel iş ya. Gelseniz hep beraber gidelim ya. Hadi vallahi çok güzel ya. Ne güzel bir halkla beraber olmak ya. Coşkun Güven ve Oyay Doğan aynı araçta halkı selamlayarak geçiyorlar önümüzden. Ancak Coşkun Bey'in bomba bir haberi varmış. Bomba gibi bir haber vereyim mi? Bomba gibi, bomba gibi. Öğle yemenden sonra nişanlandık. Aa yalancı. Aa niye yalan söyleyeyim abi? Bana söz verdi. Yalancı, yalancı. Ama festival sonunda da ayrılabiliriz şu anda. Kortej sonunda ayrılıyoruz. Kortejden hemen sonra Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları için açılan özel bir sergiye gidiyoruz. Efsane oyuncuların kumdan yapılan büstleri yoğun ilgi gördü. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da sergiyi gezen isimlerdendi. Kendi büstünün önüne geldiğinde şaşkınlıktan dondu kaldı. Gördüğünüz kadar güzel oldu. Sağ olun. Çok iyi, çok iyi. Aa, şuraya geçin. Bir süre kumdan büstü inceleyen Türkan Sultan'ı bu sefer de bir endişe hali aldı ki sormayın. Bunlara bir şey olmaz değil mi rüzgardan fırtınadan? Türk sanatının usta oyuncularından ve bir süre önce kaybettiğimiz merhum Tuncel Kurtiz de unutulmamıştı sergide. Türkan Şoray ustanın büstü önünde oldukça duygulandı. Sinema bilgisi, kültürü, sinemaya katkısı yeri gerçekten doldurulmayacak bir insandı. Bir başka dev isim Eşref Kolçak da kendi kumdan büstüne espriyle yaklaşarak herkesi güldürdü. Benim 50 sene sonraki halim. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışmada olmayan özel gösterim bir filmin galasına götürüyoruz şimdi de sizleri. Çocuk gelinlerin hikayesini anlatan Halam Geldi filminin galasına ünlü yıldızlar akın etmiş adeta. Bu
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Cem Özer takılıyor objektifimizi. Uzun saçlarıyla görüntülediğimiz Cem Özer yeni imaj mı yaptı kendisine acaba? İmaj olsun diye değil, berbere gitmeye üşendiğimden. Üşengeçlikte sınır tanımıyor galiba. Masraftan mı kaçıyorsun? Ya masraftan değil, üşeniyorum, sıkılıyorum, daralıyorum. O koltukta böyle bir haller oldu bana. O koltukta oturmak üstüme geliyor. Herkesin kendi bileceği iş tabii. Bu arada oğlu Osman Nejat'ı soruyoruz. Bakın nasıl cevap veriyor usta oyuncu. Şöyle bir sorular soruyorlar. Cem ve Osman Nejat büyüdü mü? Hayır, öyle kaldı. Doğduğu gibi kaldı bizimki. Yani herkes bilir, bizimki kaldı. Öyle ama sormak durumunda kalıyoruz Cem Bey. Üstelik yakışıklı bir delikanlı olma yolunda ilerliyor Osman Nejat. Yanılıyor muyuz? Yakışıklı olacak tabii, annesine çekti. Marjinal giyim tarzı, saçı ve aksesuarlarıyla isyankar şarkıcı Halil Sezai'ye rastlıyoruz galada. Hazır onu yakalamışken magazin basınına neden hiç konuşmadığını, daha doğrusu yıldızının barışmadığını soralım diyoruz. Malum bu tavırları bizi çok meraklandırıyor. Bakın burada konuşuyoruz. Ben sadece magazin programlarıyla çok fazla iç içe olmadığım için onlarla çok ne konuşacağımı bilmiyorum. İşte düştü kalktı, evet düştüm kalktım, zıpladım hopladım şeklinde. Pis Yedili dizisinin dilkopatı Güney Savran yanındayız şimdi de. Her zamanki gibi kıpır kıpır hallerinden biraz uzak galiba o gün. Sanki böyle uykudan kalkmış da gelmiş gibi. Vallahi uykudan kalktım. Elini zaten. Hastayım. Bütün filmleri izlemeye çalışıyorum. Dolayısıyla buna da böyle bir uykudan kalktım. Hop koştum geldim. Kıyafeti de çok asi. Söylemeden geçemeyeceğiz. Asi. Evet. Abim, arkadan açıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben çok süslü olamıyorum. Bu kadar oluyor. Elimden bu geliyor. Ne yapayım? Kokteyl bitiyor ve geçiyoruz filme. Türkan Şoray başta olmak üzere birçok ünlü ismin izlediği, çocuk gelinlerin dramatik öyküsünü anlatan Halam Geldi filmi herkesi gözyaşlarına boğuyor. Özellikle de filmin küçük oyuncularını. Adeta hüngür hüngür ağlayan genç oyuncular salondakilerin de yüreklerini burkuyor. Gözyaşlarının birbirine karıştığı film sonrası her şeyin özetini filmin oyuncularından işte bu küçük oyuncu yapıyor kısa açıklamasıyla. Bizim yaşımız evliliğe uymuyor. Biz daha evcilik oynamak zorundayız. Yani bizim amacımız evcilik oynamak. Onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Şov dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah aha. Bakın. Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları. Az sonra... İstanbul Fashion Week adeta moda severlere eşsiz bir şölen sundu. Birbirinden ünlü modellerin, ünlü modacıların yeni kreasyonlarını sergiledikleri defileler nefes kesti. Moda etkinliğine katılan sanat dünyasının ünlüleri işe şıklık yarışı... Konuşamadım. Şıklık yarışı içerisindelerdi. Uzun bir moda turuna çıkıyor şimdi de. Podyumda yere kapaklanan Çağla Şikel'in düşmesi nasıl podyum tarihine geçti? 17 yıldır yürüyorum gerçekten. Ajda manken oldu. Süperstar manken olup podyuma çıktı.
5 dakika sonra nazara geldi. Arda'nın müstakbel eşi ortaya çıktı. Sinem Kobal, Arda Turan'la yazları kalacağı villa için 350 bin lira harcadığı iddialarına ne dedi? Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Moda Haftası'ndan rengarenk bir tura çıkıyoruz. Dikkat! Hiçbir yerde göremeyeceğiniz görüntüler, hiçbir yerde okuyamayacağınız haberler geliyor. Heyecanlının Güzeller Güzeli sunucusu Özge Ulusoy, şık kostümüyle Fashion Week'te. Konu moda olunca programda giydiği kıyafetleri sormadan olmaz. Her hafta ışıl ışıl parlıyor Özge Ulusoy. Çok özeniyorum çünkü zaten haftada bir programım var, o da canlı yayın. Ne giyiyorum, nasıl giyiyorum insanlar da merak ediyor. O yüzden de çok uğraşarak seçiyoruz. Kıyafetlerine gelen olumlu tepkileri, takip ettiği sosyal medyadan yana bir şikayeti var. O da fake, yani sahte hesaplar. Böyle öyle bir durum var ama artık onların reklamını yapmayacağım. Çünkü reklamını yapınca onları da takip sağlamış oluyorum. Twitter'daki çakma Özge Ulusoyları şikayet etmeye hazırlanıyor ünlü model. Bilişim suçlarını baş vurmayı düşünüyorum eğer devam ederse böyle. Çünkü çok kolay şekilde bu Twitter'dan belli şeyleri buluyorlar. Bir dönemin ünlü mankeni, şimdilerin modacısı Emel Acar da orada. Hanımefendi artık defile düzenlemeyi bırakmış. Biz artık gençlere önünü açtık, gençlerin önünü açtık yani biz. Fashion Week'te en merak ettiği defile, Ajda Pekkan'ın podyuma çıkacağı defileymiş. Güzel, hoş bir bayan. Elbiseyi de güzel taşıyor. İkonca Neda Taşpınar yine fark yaratmış kıyafetiyle. Baksanıza şapkasına, gözlüğüne ve eteğine. Şapkası sandıklardan çıkma. Babaannesinden kalma bir flört. Şapka babaannemin gençliğinden kalma. Gözlükler ve kıyafetle de tamamlamış kostümünü Eda Taşpınar. İşte gözlüğü Londra'dan almıştım. Bu yüzükler gördüğüm gibi tak takıştır durumu var biraz, evet. Çantaya dikkat. O da biraz eskilerden gibi geldi bize. Çantam da mesela anneannemden. O da onun gençliğinden. Podyumda birbirinden renkli kostümler, çılgın saçlı kızlar var. Kreasyon Deniz Berden'e ait. Sosyetenin ünlü modacısı defilesinde Hıdrellez rüzgarları estirdi. Hıdrellez'den yola çıktık. Bu arada Deniz Berdan okulu kırıp annesini izlemeye gelen minik oğlunu da takdir ediyor kameralara. Evet, oğlum geldi bugün okulu kırdı. İşte ilk defa benim defileme geldi. Bu dekolteye dikkat. Pınar Aylin ne yapmış? Bu nasıl bir dekolte? Biraz abartılı olmamış mı Pınar Hanım? Abartı değil canım. Dozunda olduğu sürece. Dozunda diyor dekoltesi için ama fazlasıyla tedirgin. Son senelerde onlar beni çekiyor, bir şey olmasın da. Siz beni oradan şey yakalamıyorsunuz değil mi? Ha? Ekstra bir ilgi olunca dedim bir şey mi oluyor acaba? Neyse, dekoltesinin dışındaki hayatına değinelim biraz da. 5 yıllık sevgilisi Süleyman Bey ile İzmir'e yerleşmiş Pınar Aylin. Burayı biraz gezmeklik olarak kullanacağım buradaki evi. Öyle bir projelendirdiğimiz hayat inşallah onu bize sunacak. Çünkü İzmirliyiz biz her ikimiz de, Süleyman da ben de. Özümüze dönmeyi ve ait olduğumuz topraklarda yaşamayı istiyoruz. İstanbul'dan kaçışının nedeni elbette ki trafik. Dayanamıyorum bazı şeylere. Ben öyle bir zaman kaybını hayatımız için çok anlamsız görüyorum. Moda takibinin sivri dilli yorumcusu İlker Bilgi de Fashion Week'i takip edenlerden. Özellikle siyah giydim. Moda takibinde ünlüleri sert şekilde eleştiriyor ama dozu iyi ayarlamak önemli elbette. Toprağın altına sokacak kadar sert değerlendirmedik galiba. Kantarın topuzunu kaçırmadık. Fashion Week'te o kadar çok malzeme var ki zor tutuyor kendini ayaküstü moda takibi yapmamak için. Ya burada bile eleştirmem için kendimi zor tutuyorum. İlker Bilgi'nin de takip ettiği Emre Erdemoğlu defile ...sinde ünlü isim çok. İşte şarkıcı Tan. Metin Uca da orada. Saksafonla başlayan defilede erkek modasından örnekler var. Ve Nebahat Çehre. Bir dönemin ünlü modellerinden biri kendisi. Arşivleri karıştıran bilir.
Vallahi kendimi böyle bir anda podyumda olmak istedim. Yaşıtı ünlülerden Ajda Pekkan'ın mankenlik yapacak olması onu da heyecanlandırmış. Ajda her şeyde çok başarılı olduğu gibi bana göre burada da çok başarılı olacak. Hülya Avşar'ın başlattığı jön tartışmalarında onun da bir fikri var. Avşar kızının adayı Çağatay Ulusoy'du. Çehre Kıvanç Tatlıtuğ diyor. Kıvanç müthiş bir şey. Çılgın kız Nilkara İbrahim girdi orada. Onun modası hep farklı. Rengarenk, cıvıl cıvıl, liseli kız çocukları gibi. Vallahi ilk kez geliyorum ben. Çok güzel. Yerli tasarımcıları destekliyoruz. Deniz Çakır endamıyla büyülüyor. Manken fiziği olmasa da hiç fena durmuyor hanımefendi. O da kendi tarzı olan isimlerden biri. Moda her gün değişebilen bir şeydir. Deniz Çakır'ın değişen moda anlayışı aşk hayatı için de geçerli. Birçok medyatik aşk yaşadı, modası geçen ilişkiyi şutladı. Son olarak da Murat Dalkılıç'la anıldı. Bu görüntülerin bir aşk kıvılcımı olup olmadığı soruluyor. Bakın yanıtı ne? Hiç öyle bir şey tabii ki yok canım. Siz de olmadığını biliyorsunuz. Vilma Elez, oyuncu olmasına rağmen mankenlik yönü de ortaya çıktı Fashion Week defilelerinde. Baş manken olarak tecrübe olacağına çok sevindim. Fiziği her daim mükemmel. Ancak yüzünün güzelliği de hep takdir ediliyor. Yüzü için sihirli bir formülü var. Bel sürüyorum. Ve temizliğine çok dikkat ediyorum. Güzeller geçidi devam ediyor Fashion Week'te. Modacı Hakan Akkaya düzenleyeceği defilenin kulisine minik bir yakışıklıyı almış. Bu minik bey Çağla Şikel Emre Altuğ çiftinin oğlu Kuzey. Bu güzel hanımefendi müzisyen Ozan Doğulu'nun eşi Ece Doğulu. Ece Hanım'ın moda ile arası pek iyi. Sadece kendi kostümlerini değil, eşi Ozan Bey'in kostümlerini de kendi seçiyor. Ben bakıyorum o tür işlerine genelde. Ben seçiyorum, daha sağlıklı oluyor öyle olunca. Konu müstakbel eltisi Beren Saat'ten açılıyor. Kenan'la Beren Saat'in evlilik tarihleriyle ilgili bir tüyü alabilir miyiz ağzından acaba? Biz de çok yakıştırıyoruz. İkisini de çok seviyoruz. Birlikte de çok yakışıyorlar. Benden bu kadar. Tuvana Büyükçınar'ın defilesine yıldız yağdı diyebiliriz. Sinem Kobal defile için ta İspanya'dan nişanlısı Arda Turan'ın yanından geldi. Defileyi de çok merak ediyorum. Koleksiyonu önceden görme şansını yakalamış Sinem Kobal. Acaba bir teklif gelse o da Ceyda Ateş gibi podyuma çıkmayı düşünür mü? Bilmiyorum, hiç düşünmedim gerçi ama Tuana her sene bir kandırmaya çalışıyor beni. Bilmem, belki ileride olabilir yani Tuana için belki. Gelelim asıl konumuza. Nişanlısı Arda Turan'la evlilik tarihleri ortaya çıktı. Sadece bu da değil, İstanbul'da bir villa aldıkları ve villaya 350 bin liralık dekorasyon yaptırdıkları söylendi. Soruları duymak hoşuna gitse de cevap vermiyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Seksi sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Bengü, Beşiktaş formasının kadın versiyonunu geçirip gelmiş üstüne. Son dönemde ünlülerin gece kıyafetlerini almayıp kiraladığı hatırlatılıyor. Bir giydiğini bir daha giymeyen Bengü de kıyafet kiralar mı acaba? Hayatımda elbise kiralamadım. Bir dönemin efsane mankeni Demet Kutluay da Fashion Week'te. Podyum günlerini özlüyor olmalı. Bu defilelerde yokum. Burada izleyici olarak varım ve çok da keyif alıyorum. Artık orta yaşa geldi ve kıyafetlerinde biraz daha oturaklı modelleri tercih ediyor haliyle. Benim çok klasik bir tarzım var. Yani benim modam hiç değişmiyor. Daha klasik, daha sade şeyleri seviyorum herhalde. Gonca Buslateri ve Sinem Kobal arasında sıkı bir muhabbet var. Hem de çok sıkı. Son dönemin tartışılan ismi Gonca Buslateri. Fotoğrafçı Mehmet Erdem'in kucağında görüntülendikten bir gün sonra farklı biriyle fotoğraflanmıştı. Arkadaşlarıyla bu samimiyetini şöyle açıklıyor. Ya biz çok komik bir ekibiz ya. Hakikaten Türkiye'nin de en güldüğü işi yapıyoruz. Gupse Özay, Gonca Buslateri'nin bu hallerini haber yapan gazetecilere biraz ayıp etmişti. Bu konuyu soruyor muhabirimiz Sercan Kazancı. Gupse Hanım'ın söylediği söz Abazan Magazin'de. Konuyu buraya mı getirmeye çalışıyorsun buraya yani? Bütün keyifli röportajı buraya mı getirdin? Bunun için hiç kırıcı bir şey söylemem kimseye. Ne ünlüler habercileri kızdırsın, ne de gazetecilerin yaptığı haberler ünlüleri. Sulh ortamı gerekli. Herkes işini yapıyor, herkes birbirini seviyor. Şunu artık konu haline getirmeyin yani. Köşe yazarı Ayşe Özyılmazel kıyafetinde mini tercih edenlerden.
Oraya da mini etekle gelmiş. Babası Neco ile buluşmaları ve döktüğü gözyaşları haber olmuştu. O görüntüleri izleyemediğini söylüyor Ayşe Özyılmazel. Ben anladım da herkes aldı mı onu bilmiyorum tabii. İzlemedim de sonradan. Babasıyla küs olduğu dönem Ali Taran vakası derken çok ağlamış. Ağlamasıyla ünlü İbrahim Tatlıses'e bile rakip olmuş hatta. Bir İbrahim Tatlıses bir ben yani. Sürekli ağlıyorum her şey. Mutlu oluyorum, ağlıyorum, duygulanıyorum, ağlıyorum, üzülüyorum, ağlıyorum. Neyse ki Neco ile aralarında herhangi bir sorun kalmadı. Barıştı ünlü baba kız. Babamla aramızda çok güzel bir ilişki vardı hep. Ama işte bazı problemler, sorunlar, insanların kendi fikirleri. Bazı hepimizin hataları oluyor, herkesin hataları oluyor. Kuvana Büyükçınar'ın defilesi deyim yerinde ise nefes kesti. Defilenin yıldızı, Show TV'nin sabah yıldızı Çağla Şikel, podyumda güzelliğiyle baş döndürdü. Çağla Şikel'in baş döndürücü performansını en çok beğenen isimlerden biri de Demet Şener'di. Çağla zaten her zaman muhteşemdir, bayılıyorum ona da. Fashion Week defilelerinde erkek ünlü görmek zor. Defileleri izleyen nadir beylerden biri de Engin Altan Düz yatandı. Kaçamadık değil mi yani? İzmirli Karşıyaka taraftarı Engin Altan bir başka Karşıyakalı'nın tezahüratına kayıtsız kalamıyor. Sinkam sinkam. Ünlülere yönelik operasyonda ifadesine başvurulmuştu. Henüz devam ediyor, o yüzden söyleyebilecek bir şey yok onunla ilgili. Benzer bir operasyonda gözaltına alınan Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca gibi isimlerin hakkında 15 yıla kadar hapis isteniyor. Devam eden bir olay var, o yüzden ben bir şey söyleyemem bu konuyla ilgili. Hakan Akkaya'nın defilesi için kulisteyiz. Çağla Şikel 4 kuaför tarafından hummalı bir şekilde defileye hazırlanıyor. Çağla Şikel'in heyecanını paylaşmaya program partneri Alişan da gelmiş. Beyaz gömlek, siyah takım elbiseden taviz vermeyen Alişan'ın moda ile arası çok iyi değil haliyle. Anlamam öyle modadan çok fazla ama kendime action'ı giyiyorum. Az sonra Çağla Şikel'in podyumda başına geleceklerden haberi yok. Çekeceğim şimdi ben, kendi telefonumu çekeceğim. Çekip yayınlayacağım işte. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve annesi Derya Tuna Fashion Week'te defile izlemeye gelmişler. İdo'nun moda ile alakası pek yok. Annesinin aldıklarını giymeyi tercih ediyor. İnsanın kendine yakıştırdığı şeydir ya. Yani bu moda, şu moda falan değil. Yani gidip 5 liralık da bir ayakkabı alabilirsin. Eğer kendine yakıştırıyorsan modadır işte. Kıyafetlerimi satın almıyor, kiralıyorum açıklamasıyla gündeme oturan Özlem Yıldız, bu açıklamasının arkasında. Sadece kıyafetlere çok para harcamıyorum dedim ama bu şimdi de böyle, 10 sene önce de böyle, 5 sene önce de böyle. Yani sadece bu zamana ait bir şey değil. Modacı Nur Yerlitaş ve Ivana Sert, Hakan Akkaya defilesini beraber izleyecek. Çok hoşuma gidiyor. Kaç yıldır oluyor moda haftası. Artık biz de Avrupalılara yetiştik diyorum. Nur Yerlitaş'a göre Türk modacılar dünya çapında bir üne sahip olmaya başladı. Artık yetiştik. Bizim de onlardan hiç bir aşağı kalır bir yanımız yok. Ve defile başlıyor. Hakan Akkaya defilesinin baş mankeni Çağla Şikel, defilenin henüz başında paçasının azizliğine uğrayıp yere kapaklanıyor. Çok talihsiz bir an Çağla Şikel için çok. Çok talihsiz bir an Çağla Şikel için çok. Neyse ki toparlıyor. Seyirciden aldığı alkışla şova devam ediyor. Defilenin ilerleyen bölümlerinde farklı kıyafetleriyle yeniden podyuma çıkıyor Çağla Şikel. Defile sonrası kulisteyiz. Çağla Şikel'in aklında hala düşme anı var. Hakan Akkaya nazarı. Duble paça yapmışlar pantolonu. Hayır, Çağla Şikel bu kadar güzel olunca. Canımsın, çok bu kadar ederim. Güzel bir elbise taşıyınca gözü çıksın onların. Çağla Şikel tarihinde bir ilk bu an. Meslek hayatında ilk defa düşmüş güzel manken. 17 yıldır yürüyorum gerçekten. İlk defa düştüm diyebilirim. Yani tökezlediğim çok oldu, takıldığım çok oldu. Elbiseyi parçalayarak yırttığım çok oldu ama gerçekten ilk defa düştüm. O yüzden unutulmaz bir defile oldu benim için. Partneri Alişan'ın görüntüleri cep telefonuyla kaydettiğini öğrenince şoka giriyor. Öldüreceğim onu. Öldüreceğim onu. Ve işte Alişan'ın cep telefonundan Çağla Şikel'in düşme anı. Fashion Week'te ünlü bitmiyor. İşte Fatih Terim'in moda editörü kızı Buse Terim.
Moda ile ilgili soruları ilgi alanı olduğu için cevaplıyor küçük hanım. Güzel geçiyor. Bu sene çok daha güzel her şey organizasyon anlamında da. Konu Volkan Bahçekapalı ile nişanlandığı, pahalı bir tek taş aldığı konusuna gelince ağzına fermuar çekiyor. Cesur tasarımcılar Raisa Vanessa kardeşlerin defilesi başlıyor. Defilenin sürprizi en sonda saklı. Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan yıllar sonra ilk kez podyuma çıkıyor. Nedense gözlük takmış podyumda Ajda Pekkan. Ancak kıyafeti pek cesur. Tül etekten mini şortu ve çizmeleri belli oluyor. Seksi bir Ajda profili var karşımızda. Büyük alkış alıyor süperstar. Defile sonrası aynı kıyafetle kameraların önüne çıkıyor. Ancak bütün gözler üstünde olunca nazara geliyor kıyafeti. 67 yaşında podyuma çıkıp gençlere taş çıkaran bir performans sergilemek heyecanlandırmış Ajda'yı. Ben kendim nasıl becereceğimi düşündüm. Vallahi ya, bu hala titriyorum yani. Yıllar önceki podyum deneyimlerinden farklı oldu bu defilesi. Çok ara verdim ama bence böyle bir takdirname daha güzel oldu gibi geliyor. Raisa Vanessa kardeşler Ajda'nın tarzını şu cümleyle özetliyor. Ajda'nın daha cool kadın seviyor, çok yapılı kadın sevmiyor. Kıyafetinin aldığı alkıştan ötürü son derece memnun. Transparan bir elbise, içi şortlu. Ondan sonra altında çizmeleriyle nakış çepleri var. Beğenilmek her daim Ajda'yı havaya sokmuştur. Yine öyle oluyor. Birkaç dakikada modellik havasına girdi. Poz bile atıyor kameralara. Bomba gibi bir Fashion Week haftasından bizim kameralarımıza takılanlar bunlar. Bundan fazlasını da herhangi bir yerde izleyip görmeniz mümkün değil. Çek çek. Unutmak mümkün mü liselim seni, ilk aşkım, sevgilim. Cengiz Baba'nın gözyaşları. Bu ne güzel insansızlar böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum. Ağladı, ağlattı. Önce bir kaç damla yaş. Önce Gülben Ergen ağladı. Unutulan işte böyle bir hikaye. Sonra Cengiz Kurtoğlu. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Canlı yayına bağlanan Adnan Şenses'in sözleri genç şarkıcıları çok kızdıracak. Yeni yetişen şoförler gibi. Az sonra. Çek çek. Sırada ünlü sanatçıların talihsiz anları var. Kimisi stüdyoda, kimisi yolda, kimisi caddede. İşte ünlü isimlerin keşke olmasaydı dedikleri o görüntüleri. Onlar bu düşüşleriyle hafızalara kazındılar. Dünyasının talihsiz ünlüleri. Allah aha. Bakın. Evet, şov dünyasında bazı ünlüler var ki sahnede veya podyumda yaşadıkları talihsiz kazalarla hafızalara kazındılar. İşte ünlülerin o kimi zaman sert, kimi zaman da hafif bir travmayla atlattıkları iş kazaları. Podyumların bir dönem aranılan modellerinden Çağdaşık Elin, modacı Hakan Akkaya'nın Fashion Week organizasyonunda düzenlediği defilede düşmesi bir anda gündeme oturmuştu. Bir anda ayağa takılan ve boylu boyunca podyuma kapaklanan Çağdaşık El aslında öylesine büyük bir tehlike atlattı ki İşte onun bu düşüşü aklımıza diğer düşen ünlüleri getirdi. Kuş havalandı, kaçış mı baktı, intikam soğukma, sen arası çattın. Sahnede
sesli şarkı söylerken yaşadığı talihsiz olayla Sibel Tüzün de Düşen Ünlüler Kervanı'na katılmıştı. Cenk Eren'le birlikte Best Model of Turkey'nin sunuculuğunu üstlenen Sibel Tüzün, şarkısını söylemek üzere podyumda ilerlediği sırada bir anda düşüverdi. Düşen Nasrettin Hoca'nın "Ben zaten inecektim" demesi gibi yerde kalıp şarkısını oradan söylemeye devam etti Sibel Tüzün. Şarkıcının yardımına Cenk Eren yetişti. Centilmence bir hareketle yerde oturmakta olan Sibel Tüzün'ü ayağa kaldırdı Cenk Eren. Şarkısını söylemeye devam eden Sibel Tüzün'ün ayağı bir kez daha kaydı. İlk seferden temkinli olan şarkıcı bu defa düşmeden atlattı tehlikeyi. Sanat müziğinin duayeni Gönül Yazar da katıldığı bir televizyon programında oturduğu koltukla beraber düşmüştü hatırlarsanız. Nükhet Turu'nun programına konuk olan Gönül Yazar tatlı tatlı sohbet ederken koltuğun kenarına biraz fazla yüklenince olanlar olmuştu. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Gönül Yazar'ın yaşadığı bu talihsiz olay Nükhet Duru'nun da yüreğini ağzına getirmişti. Tam sahneye çıkıyordum. Sana verdim Nükhet. Allah'ım yarabbim, niye öyle oldu? Ay korktum. Nazara geldi. Vallahi öyle. Müzik dünyasının bir başka ünlü ismi var şimdi sırada. Sahnede dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Sezen Aksu, kendisine eşlik eden Hepsi grubuyla dans etmeye kalkınca kendisini yerde bulmuştu. Hanımlara zarafet katan topuklu ayakkabılar kimi zaman istenmeyen kazalara da neden olabiliyor. Güzel şarkıcı Sibel Can da merdivenlerden süzülürcesine inerken yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğramıştı. Pakize Suda'nın önündeki basamağı fark edememesinin sonucu da pek kötü olmuştu. Stüdyoda hızlı adımlarla ilerleyen Pakize Suda, basamağı yarım basınca dengesini kaybedip Düşen Ünlüler Kervanı'na katılmıştı. Sağ bacağımda bir çürük var ama çok ucuz atlattım yani. Evet. Gerçekten çok kötü düştüm. Kötü düştüm ama Allah acıdı. Bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi sapasağlam karşınızdayım. Evet, gecenize renk attım. Basamaklara takılan bir diğer ünlü oyuncu da Hülya Koçyiğit olmuştu. Katıldığı bir ödül töreninde dengesini kaybeden ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, bu düşüşüyle bizden en kibar düşen ünlü unvanını kazanıyor. Şimdiye kadarki en artistik düşüşü Kerem Cem gerçekleştirmişti. Sahneye fırlayan ünlü şarkıcı, rock'n'roll danslarını aratmayacak figürlerle yere iniş yapmıştı. Rock müzik demişken bakın neyi hatırlıyoruz. Sahnede ünlü gitarist Hasan Cihat Örter var. Müthiş bir solo atarken bir yandan da yerdeki gitarı kırmaya çalışan ünlü müzisyen küt diye oturuyor yere.
Motosiklet tutkusu yüzünden başına gelmedik iş kalmayan Bülent Serttaş düşme rekorunu kimseye kaptırmıyor. Katıldığı bir programda motosikletin üzerine çıkan ünlü türkücü kısa süre içinde dengesini kaybedip yere düşmüştü. Bu motosiklet kazası ilk defa başına gelmiyor Bülent Serttaş'ın. Katıldığı fuarda bu defa motosikletin arkasında tur atan ünlü türkücü, şoför hanım virajı alamayınca kendisini yerde bulmuştu. Allah! Aha! Kaçır! Ne olur bir açsana. Geçmiş olsun ya. Vallahi affedelim ya. Allah! Aha! Kaçır! Düşme anlarıyla hafızalara kazınan son ünlümüz ise Yeşim Salkım. Katıldığı galada dengesini kaybedince yuvarlanan Yeşim Salkım bu düşüşüyle birinci geliyor tüm ünlüler arasında. Geçmiş olsun, sana geçmiş olsun, hadi git güle güle. İzmirli güzel manken Irmak Atuk düşüşüyle yüreğimizi en çok ağzımıza getiren ünlü olmuştu. Podyumda yürürken kıyafetinin eteğine basan güzel manken yüzü koyun kapaklanmıştı yere. Düşmenin etkisiyle bayılan Irmak Atuk'un imdadına ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk yetişmişti. Irmak Atuk'un bu ilk düşüşü olmadı maalesef. Talihsiz manken geçtiğimiz günlerde de taksiye binerken adımını hesaplayamayınca olanlar olmuştu. Düşen ünlüler kervanına katılan bir başka isim de isyankar şarkıcı Halil Sezai olmuştu. İçim yanar, içim kanar da İsyan geriye bir avuç yalan. Merdivenlerden çıkarken bir anda yere kapaklanan Halil Sezai, basın mensuplarının da görüntü aldığını fark edince "Ah ben ne yaptım?" der gibi arkasını dönüp karanlık gecede kayboldu. Hah, fotoğraf güzeldi değil mi? Harika fotoğraf. Sağ ol. Şu şefle konuşacağım, geliyorum şimdi. Birazdan konuşalım. İçim yanar, içim kanar da İsyan. Çek, çek. Okan Bayülgen'in eşi Şirin Bayülgen'le çok özel. Aşçı Okan'ı anlattı. Çok güzel böyle al dente makarna yapar. Kendi işini anlattı. Reklamcılık zor bir iş. İstanbul bebeği anlattı. Büyüdüğünde kendisi isterse. Okan Bayülgen'in biricik eşinden merak edilen evliliğe dair çok özel açıklamalar geliyor. Çok fazla birlikte olamıyoruz ama olduğumuz zamanlarda da baş başa olmayı tercih ediyoruz. İddia ediyoruz Okan Bayülgen'in eşi Şirin Bayülgen'i hiç bu kadar şirin görmediniz. Az sonra. Çek çek. Kadir İnanır'ın ikinci Kosova çıkarması. Ve Kadir İnanır Kosova'nın altını üstüne getirdi. Kadir İnanır'ı filmlerinden başka hiç alay çekerken görmediniz. Bu görüntüleri başka hiçbir yerde izleyemezsiniz. Az sonra. Çek, çek.
Ekranların gülen yüzü Gülben Ergen programında konuk ettiği Cengiz Kurtoğlu ile duygusal anlar yaşadı. Kurtoğlu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı programdan çarpıcı anlar geliyor ekranlarınıza. İzliyoruz. Unutmak mümkün mü liselim seni, ilk aşkım sevgilim. Cengiz Baba'nın gözyaşları. Bu ne güzel insansın sen böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum. Ağladı, ağlattı. Önce bir kaç damla yaş. Önce Gülben Ergen ağladı. Unutulan işte böyle bir hikaye. Sonra Cengiz Kurtoğlu. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Canlı yayına bağlanan Adnan Şenses'in sözleri genç şarkıcıları çok kızdıracak. Yeni yetişen şoförler gibi değilsiniz. Gülben Ergen'in programında gözyaşı var, olay var. Unutulan işte böyle bir hikaye. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Yeni yetişen şoförler gibi Show TV'nin gülen yüzü Gülben Ergen'in hafta içinde çok özel bir konuğu vardı. Taverna müziğinin efsanevi ismi Cengiz Kurtoğlu. Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Anılarını, yaşamından çok özel kesitleri programda anlatan Cengiz Kurtoğlu'nun şarkıları stüdyoda tam bir duygu fırtınası estirirken Gülben Ergen'i de gözyaşlarına boğdu. Sihirli bakışların. Gülben Ergen'in gözyaşları. Her zaman yanımdaydın. Çok mutluyduk iki. Gülben Ergen'in gözyaşlarından sonra sırada Cengiz Kurtoğlu'nun gözyaşları var. 30 yıllık dostu Arif Susam telefonla yayına bağlanınca duygular sel olup aktı. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Kısa bir süre önce babasını kaybeden Arif Susam'ın telefonda ağlaması Cengiz Kurtoğlu'nu da gözyaşlarına boğdu. İki aydır ağlamayayım, ağlamayayım diyorum. Kendimi zor tutuyorum. Ah. Ya ne biçim insansın kardeşim. Bu ne güzel insansın sen böyle. Bu ne biçim böyle bir yorum? Bu nasıl bir zırtlak? Gözyaşlarını tutamadı. Cengiz Kurtoğlu'nun gözlerinden yaşlar sicim gibi akıyordu adeta. 30 yıllık dostu Arif Susam'ın duygu yüklü hali ona çok ama çok dokunmuştu. Farkındaysan 2 aydır yazlıkta beraberiz seninle. Hiç ağladığımı gördün mü? En sonunda ağlattın ya beni burada. Helal olsun sana. Gerçekten helal olsun sana. Bu dakikalardan sonra stüdyoda Adnan Şenses fırtınası esti. Telefonla yayına bağlanan usta ses sitemkardı. Dürüst arkadaşım, mert arkadaşım, sanatçı dost arkadaşım. Allah razı olsun. Gülben'im de öyle. Bugün kalmadık. Ya. Artık bu saygıyı yaşatacak arkadaşlarımız kalmadı. Gülben Ergen'i de kendi jenerasyonuna katarak konuşan Adnan Şenses'in söylediği sözler genç şarkıcıları çok kızdıracağı benziyor. Aynı şeyde Gülben'i de söylüyorum. Gülben de artık bizim jenerasyona katıldı yıllar. Aman yıllar itibariyle. Nerede ben de o şans? Yıllar itibariyle. Yeni yetişen şoförler gibi iyisiniz. Genç şarkıcılar bu sözlere çok kızacak. Yeni yetişen şoförler gibi iyisiniz. Bu anlardan sonra Cengiz Kurtoğlu hareketli Karadeniz müzikleriyle yine keyifleri yerine getirdi. Bahçede kara yemiş, ermemiş dur ermemiş. Ellere gelin olma, mezarımı görmemiş. Tek tek. İstemeden hamile kaldı. Karar vermiş olsaydım keşke, karar yoktu işin içinde. Hamileyken depresyona girdi. Ciddi depresyondaydım. Yani bir daha asla araba kullanamayacağım ve sokağa çıkamayacağım. Benim hayatım bitti. Evde ben sürekli ağlıyorum. Ama doğururken bile sunuculuk yaptı. İnanır mısınız? Ben doğum yaparken program yaptım. Hayata dokunmak lazımın güzeller güzeli sunucusu Ebru Akel, bebeği Eren'i ve hamileliğini ilk kez anlattı. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Az sonra. Çek çek. Bu
Wow, çok çirkin duruyor. Saçları çok kötü. Rüzgar gibi esti desinler. Ünlü hanımlar, artık rüküşlük yasak. Moda takibi takipte. Alice in Wonderland. İlker Bilgi hangi ünlü şarkıcıyı aşureye benzetti? Aşureye döndürmüş tarzını. Ceylan Atınç, Atiye neden ilkokul bebesi dedi? İlkokul öğrencisi diyeyim. Ve Sema Çelebi'den bomba. Gülşen botokslu mu? Botoks vardır. Az sonra. Çek çek. Başarılı televizyoncu Okan Bayülgen'in eşi Şirin Bayülgen eşini anlattı. Evdeki Okan Bayülgen nasıl birisi, nasıl bir baba, her şeyi bizimle paylaştı. İzliyoruz efendim. Okan Bayülgen'in eşi Şirin Bayülgen'le çok özel. Aşçı Okan'ı anlattı. Çok güzel böyle al dente makarna yapar. Kendi işini anlattı. Reklamcılık zor bir iş. İstanbul bebeği anlattı. Büyüdüğünde kendisi isterse. Okan Bayülgen'in biricik eşinden merak edilen evliliğe dair çok özel açıklamalar geliyor. İddia ediyoruz Okan Bayülgen'in eşi Şirin Bayülgen'i hiç bu kadar şirin görmediniz. Hani derler ya parmakla gösterilen evlilik diye. İşte Okan Bayülgen'le Şirin Bayülgen'in evliliği öyle bir evlilik. Biri televizyoncu, diğeri reklamcı. İkisi de medyatik işler yapıyorlar ama evliliklerini izole yaşamayı tercih ediyorlar. Kızları İstanbul'u medyadan uzak tutuyorlar. Show TV ekranlarında haftanın 3 gecesi Okan Bayülgen fırtınası esmeye başladığı şu günlerde Okan Bayülgen en büyük desteği elbette eşi Şirin Bayülgen'den görüyor. İyi yayınlar, iyi seyirler. Daha önce evlilikleri, özel hayatları ve ev yaşantılarıyla ilgili hiç konuşmayan Şirin Bayülgen, pazar sürprizi mikrofonlarına çok özel açıklamalar yaptı. Zarif kıyafeti, az makyajıyla oldukça şirin görünüyordu. Ev yaşantılarıyla başladı sohbetimiz. Okan Bayülgen'in nasıl bir ev erkeği olduğunu anlatıyor önce. Okan da elinden geldiğince mesela yaptığı bazı güzel yemekler vardır. Onları böyle beraber yapıp birlikte yemeyi sever ve yapar. Daha önce şov yaparken, fotoğraf çekerken, şarkı söylerken gördüğümüz Okan Bayülgen'in yemek yaparken de çok iddialı olduğunu söylüyor Şirin Hanım. Bazı yemekler konusunda iddialı. Al dente makarna yapar. Hatta ortada hiç bulaşık vesaire de bırakmaz. Peki ya misafirlere ziyafet sofraları kurulur mu Bayülgenlerin evinde? Bizim eve hiç misafir gelmiyor. Günlük koşuşturma içerisinde çok fazla birlikte olamıyoruz ama olduğumuz zamanlarda da baş başa olmayı tercih ediyoruz. Bilen bilir. Şirin Bayülgen çok başarılı bir reklamcıdır. Bütün reklamcılar bilir ki aslında çok gerçekten insandan çok şey alan bir meslek yapıyoruz. İş hayatındaki yoğunluk özel hayatına yansımasından ötürü dertli. Hem kadın hem anne hem de reklamcı olmanın zorluklarını anlatıyor. Kadınların belki de bu meslekte çok erkekler kadar yükselememesinin nedeni bu olabilir. Ama tabii ki çok başarılı kadınlar var. Reklamcılık zor bir iş yani. Gerçekten çok ciddi mesai harcanması gereken. Aynı zamanda da stresli. Muhabirimiz Sercan Kazancı'nın ilginç bir sorusu var. Yaptığı bir reklam kampanyasında kızı İstanbul'a oynatmayı düşünür mü Şirin Bayülgen? Büyüdüğünde kendisi isterse tabii ki neden olmuyor. Şirin Bayülgen kızının hangi mesleğini ister peki? Doktor olmasını isterim mesela. İş Okan Bayülgen'e kalırsa oyuncu veya televizyoncu olabilir minik İstanbul. Farklı disiplinlere karşı da yatkın olduğu için fotoğrafçılığı var, oyunculuğu var, prodüktörlüğü var vesaire. Hani onlardan birini seçerse bir baba olarak ona muhteşem bir şekilde yol gösterebileceğini düşünüyorum. Henüz 4 yaşında ve bunları düşünmek için henüz çok erken. Ancak renkli dünyanın kimi zaman agresif, kimi zaman gergin ve hareketli adamı Okan Bayülgen'in iyi bir baba olduğunu anlıyoruz Şirin Bayülgen'in söylediklerinden. İstanbul televizyonları seyrettiği zaman, sizi televizyonda, Okan Bey televizyonda gördüğü zaman ne gibi tepkiler veriyorsunuz? Seyretmedi bugüne kadar. Hiç seyretmedi. 4 yaşında ve hiç seyretmedi. Neden efendim? Gerek yok. Evet, İstanbul televizyon izlemiyor.
milyonların izlediği Okan Bayülgen'i televizyonda görmemiş minik kızı. Onu mümkün olduğunca bazı şeylerden korumaya çalışıyoruz. Televizyon çok ayrı bir şey. Hani onu tüketmesi şu an için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Kısaca Şirin Bayülgen hem kendisinin hem evliliğinin hem de eşi Okan Bayülgen'in bilinmeyenlerini anlattı. İlk kez bu kadar konuştu. İlk kez bu kadar şirindi. İstemeden hamile kaldı. Karar vermiş olsaydım keşke. Karar yoktu işin içinde. Hamileyken depresyona girdi. Ciddi depresyondaydım. Yani bir daha asla araba kullanamayacağım ve sokağa çıkamayacağım. Benim hayatım bitti. Evde ben sürekli ağlıyorum. Ama doğururken bile sunuculuk yaptı. İnanır mısınız? Ben doğum yaparken program yaptım. Hayata dokunmak lazımın güzeller güzeli sunucusu Ebru Akel, bebeği Eren'i ve hamileliğini ilk kez anlattı. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Az sonra. Çek çek. Türk sinemasının tartışmasız yönü Kadir İnanı ile katıldığı Kosova Film Festivali'nde çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. İnanır hayranlarını kırmayarak ödül gecesinde bir dahalar çekti. Kadir İnanır'ın ikinci Kosova çıkarması. Kadir İnanır, Kosova'nın altını üstüne getirdi. Kadir İnanır'ı filmlerinden başka hiç halay çekerken görmediniz. Bu görüntüleri başka hiçbir yerde izleyemezsiniz. Sinemasının dev aktörlerinden Kadir İnanır'la birlikte yaptığımız Kosova Cumhuriyeti gezimizin devamında müthiş görüntüler var. Tarihi Priştine ve Prizren şehirlerinde hareketli bir tur, 1. Murad'ın türbesini ziyaret ve daha fazlası. Koltuklarınıza rahatça kurulun ve Kadir Baba ile yaptığımız macera dolu gezimize hazır olun. Usta aktörle gezimize Kosova Cumhuriyeti'nin Prizren şehrinden start veriyoruz. Tarihe oldukça meraklı biri olan Kadir İnanır, yeşil ve tarihin birleştiği bu şehri adım adım geziyor ekibimizle birlikte. Prizren sokaklarında dolaşırken Kadir İnanır tarihi bir şadırvanı fark ediyor. İlk işi kana kana su içmek. Kadir Bey, şadırvandan su içtiniz. 200 yıllık bir şadırvanmış. Evet. Şifalı diyorlar suyu için. Şeyde de içmiştim, Saraybosna'da da. Demişler ki bu suyu içen bir daha tekrar buraya gelir diyorlardı. Orada ben dedim ki ya kardeşim bırakın böyle şeyleri. Hakikaten bir defa daha gitmez miyim? Demek ki buraya bir defa daha geleceğiz. Bir kez daha, evet. Büyük konuşmamak lazım değil mi Kadir Bey? Neyse, turumuza devam ediyoruz. Her yerde tarihi bir ize rastlamak mümkün. Yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu himayesinde kalan Kosova'da bakın neresi çıkıyor karşımıza. Kadir Bey, Sinan Paşa Camii Mimar Sinan'dan kalma bir eser günümüze kadar. Vallahi bu Mimar Sinan da her yere bir eser bırakmış. Ne büyük bir adam ya. Olacak şey değil. Prizren sokaklarında dolaşırken Kadir İnanır, kestane satan bir esnafa rastlıyor. İstanbul'u hatırlattı bize bu görüntü. Alsak mı acaba biraz? Satıcı Kadir İnanır'ın isteği üzerine kese kağıdına başlıyor kestaneleri doldurmaya. İşi biraz abartınca da müdahale etmek zorunda kalıyor. Yeter. Buyurun Kadir Bey. Bana bak. Çok az alacaksınız. Al bir tane bakalım. Oldu mu şimdi Kadir Bey? Arkadaşlar da yesinler azıcık değil mi abi? Ben kameramanıma da alayım o zaman bir tane. Al bakayım bir tane de kestane al. Hadi bakalım. Prizren sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Yakışıklı aktöre ilgi öylesine yoğun ki neredeyse adım başı fotoğraf çektirmek isteyen hayranları tarafından önü kesiliyor. Özellikle de hanımların ilgisi pek yoğun.
elbette bu durumdan fazlasıyla memnun Kadir İnanır. Yüzü gülmeye başladı. Kadir Bey, işte en güzel şey herhalde 7'den 77'ye herkes etrafınızda. Tabii ki bizim filmlerde kurduğumuz dünyalara çok yabancı insanlar değildiler. Evet. Çünkü bir ortak kültürün ürünleriydi yaptığımız işler. Onun karşılığı olarak da şimdi burada unutmamışlar ki hoş geldin diyorlar. Tam da bu noktada Ömür Sabuncuoğlu bir durum tespiti yapıyor. Bir şey daha söylüyorlar. Evet. Kadir İnanır ne kadar yakışıklı. Öyle mi? İdare eder. Prizren'de Kadir İnanır'dan kısa bir süreliğine ayrılıyoruz. Zira sizlere göstermek istediğimiz çok fazla detay var. İşte Prizren'in tarihi taş köprüsü. Sevgili seyirciler, şu anda Kosova Cumhuriyeti'nin tarihi şehirlerinden biri Prizren'deyiz. Üzerinde yürüdüğüm bu köprüyü 16. yüzyılda Osmanlılar yapmış. Haberin başında da dediğimiz gibi Osmanlı'dan çok fazla iz görebilmek mümkün burada. Prizren'de her yerde Osmanlı izlerini görmek mümkün sevgili seyirciler. Gazi Mehmet Paşa Külliyesi ve camii de bunun en güzel örneklerinden biri. Akşam oluyor ve yeniden Kadir İnanır'la birlikteyiz. Prizren'deki turumuzda hem biraz soluklanmak hem de karnımızı doyurmak için bir restorana giriyoruz. Burada bizi ilginç bir yemek bekliyor. Kosova'dayız. Buraya has bir yemek galiba, değil mi? Evet. Taşın üzerine et pişiriyoruz. Bu taş özel volkanik taş. Bu kalın tuzdan önce atıyoruz et yapışmasın diye. Başka bir şey yapmıyoruz, sadece o tuzdan. Volkanik taş üzerinde et pişirmek. Gerçekten ilginç. Bu tarz bir et pişirme tekniği Kadir İnanır'ın da hoşuna gitmiş olacak ki bakın neler söylüyor. Restorana gidiyorsun, adam diyor ki eti böyle yiyeceksin. Sana ne kardeşim, ben nasıl istiyorsam öyle yerim. Şimdi bak bu biraz daha pişecek, tamam mı? Ben şimdi diyetteyim, bunun yanında ekmek de yemeyeceğim. Hatta bunun bir tanesini yiyeceğim. İstediğim gibi kızartıp yiyeceğim. Doğrusu da budur. Ertesi gün Priştine'deyiz. Burada buram buram tarih kokan bir tur yapacağız Kadir İnanır'la. İlk durağımız Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarından 1. Murad'ın türbesi. Burası ile ilgili ilginç bir hikaye de var. İsterseniz rehberimizden öğrenelim bunu da. Burası Sultan Murat Hüda Avendigar'ın türbesi. Padişahımızın şehit olduğu ve iç organlarının gömülü olduğu yer olarak bilinen türbemiz. Türbeye gelip de burada Sultan Murat Müzesi'ni gezmemek olmaz. Özellikle bal mumundan yapılan heykeller usta aktörün fazlasıyla dikkatini çekiyor. Padişahların da nasıl insanlar olduklarını tahayyül ederken çok yakışıklı olarak düşünmüşler. Padişah demek koca bir imparatorluğun başı demek. Aynı zamanda heybetli, görkemli adamlar da demek. Gerçekten düşünenler, yapanlar doğru düşünmüşler. Murat Hüda Avendigar çok yakışıklı bir adammış. Parmağındaki özel bir yüzüğü fark ediyoruz o dakikalarda. Osmanlı'nın bayrağı bu. Bunu bana özel yaptılar. Buraya gelirken bunu özel taktım. Tura devam. Hiç hız kesmiyoruz. İşte el sanatlarıyla dolu bir çarşı. İstanbul'a götürmek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi bakalım önce de. Ama enteresan bir şey bulursak hediye olarak alırız. Akşam saati geldiğinde özel bir yemek davetine gidiyoruz Kadir İnanır'la. Bir anlamda enfes bir fasıl gecesi. Başına bağlamış bir o yerli şami. Başına bağlamış bir o yerli şami. Ağlamış anası gelmiş cımazami. Şarkılar ve melodiler öylesine ruhuna işliyor ki insanın usta aktör de fazlasıyla eğleniyor.
O dakikalarda ilginç bir durum gelişmeye başlıyor. Diğer davetliler bir anda halaya kalkıyor. Hemen Kadir İnanır da davet ediliyor. Ancak ünlü aktör ilk başlarda pek istemiyor gibi. Ricaları kıramayan Kadir İnanır başlıyor halay çekmeyi. Bu görüntüler bir magazin programında ilk kez yayınlanıyor. Kadir Baba'nın halay dakikaları. Başka biz onu halay çekerken hiç görmemiştik. Gerçekten eğlenceli ve çok özel anlar. İki turumuzda üçüncü güne geçiyoruz. Arkadaşımız Ömür Sabuncuoğlu ve Kadir İnanır Makedonya'nın Üsküp şehrine geçiyor. Ancak burada ekibimiz ünlü aktörden ayrı gezecek ve size Üsküp'ü tanıtacak. Üsküp'ün şehir merkezine geldiğinizde sizi ilk önce Makedonya Kralı Büyük İskender'in heykeli karşılıyor. Şimdi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Vardar Nehri üzerindeki taş köprüdeyiz. Yani diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Like the legend of the Phoenix. Tick tick. Wow, çok çirkin duruyor. Saçları çok kötü. Rüzgar gibi esti desinler. Ünlü hanımlar, artık rüküşlük yasak. Moda takibi takipte. Alice in Wonderland. İlker Bilgi hangi ünlü şarkıcıyı aşureye benzetti? Aşureye döndürmüş tarzını. Ceylan Atınç, Atiye neden ilkokul bebesi dedi? İlkokul öğrencisi diyeyim. Ve Sema Çelebi'den bomba. Gülşen botokslu mu? Botoks var. Az sonra. Çek çek. Sağlıklı yaşam için ne yapmalısınız? Bu sorunun cevabı şimdiki haberimizde saklı. Hayata dokunmak lazım diyorsanız Ebru Akel'in bu açıklamalarını kaçırmayın derim ben, izliyoruz. İstemeden hamile kaldı. Karar vermiş olsaydım keşke, karar yoktu işin içinde. Hamileyken depresyona girdi. Ciddi depresyondaydım. Yani bir daha asla araba kullanamayacağım ve sokağa çıkamayacağım. Benim hayatım bitti. Evde ben sürekli ağlıyorum. Ama doğururken bile sunuculuk yaptı. İnanır mısınız? Ben doğum yaparken program yaptım. Hayata dokunmak lazımın güzeller güzeli sunucusu Ebru Akel, bebeği Eren'i ve hamileliğini ilk kez anlattı. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Show TV izleyenleri çok özel bir programla güne merhaba demeye başladı. Hayata dokunmak lazım da Ebru Akel ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu kaliteli yaşama dair her şeyi paylaşıyor. Bizi izleyerek güne başlayın. Güne selam olsun, güneşe selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz.
Programın sunucusu Ebru Akel yeni anne oldu. Bebeği Eren'i kucağına aldıktan kısa süre sonra ekranlara dönen Ebru Akel ve Osman Müftüoğlu ile beraberiz. Hayata dokunmak lazım programımızın ismi biliyorsun. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte birbirimizin hayatına dokunabiliyor muyuz bilmiyorum. Osman Hoca'nın pek ihtiyacı yok çünkü o gerçekten bir ekol. Ben de çok şanslıyım. Ben de televizyonculuk konusunda belki birazcık onun hayatını... Yeni doğum yapmış olmasına rağmen fit görünüyor Ebru Akel. Bu görüntünün sırrı bakın neymiş? Özellikle süt veren annelere de buradan söylemek istiyorum. Aman kilolarım var, bu yüzden ben diyet yapayım, aç kalayım gibi bir şeyle uğraşmasınlar. Ne yiyorsanız olsunuz, bebeğiniz de onu alıyor. Ama Ebru'nun ameliyat kiloları hızla gidiyor. Niye gidiyor? Çok aktif. Sabahleyin saat 6'da buraya geliyor. Programı hazırlanıyor. Saat bu saatlere kadar zaten burada. Zaten gece boyunca uyumuyorum. Ekranların en şanslı sunucusu ilan ediyor kendini Ebru Akel. Osman Müftüoğlu gibi bir yaşam uzmanıyla partner olduğu için. Ekranda kilo vereceğim dedim ben. Çok şanslıyım Osman Müftüoğlu çünkü partnerim olduğu diyet için. Diyet yapmadan kilo. Benden daha şanslısı yok. Diyet yapmadan. Diyet yapmadan kilo veriyoruz değil mi hocam? Evet. Kilo verecek hanımlara Ebru Akel diyeti öneremiyor. Çünkü Ebru Akel diyet yapmıyor. Peki nasıl böyle formda kalıyor acaba? Hiçbir şey şekilde diyet yapmıyorum. Her şeyi hem de nasıl yiyorum anlatamam. Yememeniz gereken şeyleri yemezseniz kilo verirsiniz. Aynen. Aktif olursanız kilo verirsiniz. Eren bebek 4. ayına girdi. 4 aydır annesinin kokusuyla büyüdü. Ebru Akel bebeğine o kadar düşkün ki. Onun her hareketini, çünkü gerçekten her gün değişiyor Eren. Daha çok küçük olduğu için her gün büyüyor. Onun her halini gözlemlemek istiyorum. Herhalde bugüne kadar hocam Temmuz'dan bir 2000 falan fotoğraf çekmiş olabilirim. Telefonumun belleği doldu. Osman Müftüoğlu da bir erkek çocuk babası. Ancak anneliğin babalıktan daha kutsal olduğuna inanıyor ünlü profesör. Ama bunu yaşamak lazım. Onun kokusunu, dokusunu, gelişimini. Bunu en çok da anneler hak ediyor, babalar değil. Çünkü 9 ay, 10 gün evet. Ve sonrası annemliklerinin keyfini çıkarmaları için ne yapmak lazımsa yardımcı olmak lazım. Ve Ebru Akel'den bir itiraf geliyor. Hamilelik sırasında ciddi bir depresyon yaşamış güzel sonucu. Sonrası, hamilelik sonrası depresyonu beni de yakaladı. Onun da sebeplerini konuştuk, beslenme şekillerini konuştuk programımızda da. Ben de öyleydim. Ciddi depresyondaydım. Yani bir daha asla araba kullanamayacağım ve sokağa çıkamayacağım. Benim hayatım bitti. Evde ben sürekli ağlıyorum zannediyordum kendimi. Ancak hamileliği Osman Müftüoğlu'ndan aldığı tiyolar sayesinde sağlıklı geçti ve Eren bebek dünyaya geldi. İşte bebek sahili iki aşağı bir yukarı sürekli yürüdüm hocam. Çok sürekli sağlıklı yürüdüm. Bir hamilelik geçirdi. Geçirdiğini çok iyi biliyorum. Bir itiraf daha. Ebru Akel istemeden hamile kaldığını açıklıyor ilk kez. Bu kadar böyle hayatın içindeyken hamile kalıp doğurmayı planlayabilmek ve o cesaret son derece önemli. Karar bir kere çok alkışlanacak bir karar. Hocam keşke bir de karar vermiş olsaydım. Keşke karar yoktu işin içinde. Ancak hamile kaldığında dünyanın en mutlu kadını olmuş ve Eren bebeği kucağına aldığında o mutluluğu pekiştirmiş. Doğru söylüyorsunuz. Asla aksini bir an bile düşünmedim. Duyduğumuz anda çok memnun olduk eşimle birlikte ve Eren'i dört gözle bekledik. İyi de oldu. Harika oldu yani. Hayatım değişti, dünyam değişti. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Eren'in teyzesi Deniz Akel, ünlü bir yönetmen. Anne sunucu, teyze yönetmen olunca Eren bebek daha 4 aylıkken film yıldızı olmuş. Deniz film çekti, film böyle bir şey olamaz. Yani öyle mi? Bütün aile dedirmek üzere. Yani Eren bence kamerayı tanıyan bir çocuk şu anda. Tanıyor resmen. Yani elinde fotoğraf makinesi ya da bir şey gördüğüne bakıyor. Hatta doğum anını program bile yapmış Ebru Akel. Sunuculuğunu da kendisi üstlenmiş. Babası doğum anını kameraya çekiyordu. Şu kadar küçük bir kamerayla girdi. Ben de inanır mısınız ben doğum yaparken program yaptım. Evet ve şimdi karşınızda sahnede ben varım. Benden başka kimse yok diye doğum anında. Böyle anonslar var. Kendi evet böyle anonslar. Dünyaya girken de böyle gelmişti. Aynen aynen. Ve eşim benimle resmen benim aklımı başka bir şekilde oyalamak için, bana destek vermek için kameraya çekip beni konuşturdu. Artık oradan ne çıktı bilmiyorum o narkozlu halimle ama bunu yaptık. Böylesine çocuğuna düşkün bir anne ve anneliği babalıktan bile kutsal sayan bir profesör. Ebru Akel ve Osman Hoca iyi partner oldular. Hayata dokunmak lazım diyorlar her sabah ve hanımların yüreklerine dokunmayı da iyi biliyorlar. Çek, 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 çek. Pazar sürprizi tüm hızıyla devam ediyor efendim. Can Bonomo yeni sevgilisiyle gecelerde kameralara yakalanınca ortaya ilginç bir tesadüf çıktı. Bakalım bu şaşırtan tesadüf neymiş, izleyelim.
verin. Çalanım, atarım, tutarım keyfimden. Hep anlam bir yaz verin, ısınır içim güneşinden. 1 Ekim ayı, kask aynı, can aynı, kızlar farklı. Kimileri durma mektup seni de üzerler. Kimileri var ki mektup derini yüzerler. Can Bonomo yeni sevgilisi Didem Soydan'la yakalandı. Ortaya çıkan tesadüf herkesi şaşırttı. İstanbul Moda Haftası'nda bir medyatik aşkın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Başrollerde şarkıcı Can Bonomo ve manken Didem Soydan var. Çapkın şarkıcı Can Bonomo'nun aşk hayatı çok ama çok hızlı. Güzelden anlıyor, hep güzel kızlardan yana kullanıyor şansını. Ali Baba armana ters dağıldı. Ali Baba karanlıkta tek kaldı. Mahzalandım Ali Baba, kar etmiyor hiçbir çaba. Ali Baba karanlıkta tek kaldı. Daha önce güzel oyuncu Hazal Kaya ile görüşürken... Hep annemi dinlesem. Oyuncu Seda Bakan'la öpüşürken... Berrak Düzünataş'la da yürüşürken yakalanmıştı. Hep annemi dinlesem, aramayı sürmesem. Son birkaç aydır yeni bir aşkla çarpıyor kalbi Can Bonomo'nun. Podyumların aykırı mankeni Didem Soydan'la beraber. Ve işte çiftin ilk görüntüleri. Didem Soydan'ın mankenlik yaptığı Fashion Week'e beraber geldiler. Beraber defile izlediler, moda üzerine konuştular. Beraber ilk kez görüntülenmiş olmalarının ürkekliği vardı üzerlerinde. Nereye uçarım ben bilinmez. Beni vurdular, beni vurdular. Düştüm dünyaya yeniden. Beni buldular, beni buldular. Can Bonomo aşklarını dosta düşmana belgelediği için teşekkür etti Show Magazin kameralarına. Kolay gelsin, teşekkürler. Eksik olmayın, iyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkürler. Kuşlar geçer. Gökyüzünden şarkılar duyulur o melek sesinden. Gelelim büyük tesadüfe. Fashion Week çıkışında objektiflere yakalandı Can Bonomo Didem Soydan çifti. Didem Soydan'ın kafasındaki Britanya bayrağı şeklindeki kask bir yerlerden tanıdıktı. Kafana da takma meksup, yoluna bakarlar. Hiç oralı olma meksup. Geçtiğimiz yıl yine Ekim ayında Berrak Düzünataş'la fotoğraflanmıştı Can Bonomo. Motosikletin arkasında oturan Berrak Düzünataş'ın kafasında da aynı kask vardı. Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden. Hep anlam bir yaz verin, ısınır içim. Tesadüfe bakın ki bir başka ünlü sevgilisi Seda Bakan'a da aynı kaskı takmıştı Can Bonomo. Kask aynı, Can Bonomo aynı. Değişen tek şey kızlar. Biri esmer berrak, diğeri kumral Seda. Bir diğeri de sarışın Didem. Size düşmez yolu, kimse sevmez onu. Kalmadı o, kimse yollar alır onu. Bu görüntülerden sonra Didem Soy'dan, Can Bonomo'dan o kaskı değiştirmesini isteyebilir. Dediğinden şaşmaz. Size düşmez yolu, kimse sevmez onu. Çek, 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 çek. Şıklar, rüküşler. En güzel, en yakışıklı benim diyenler. Sırada moda takibinin mercek altına aldığı isimler, ünlü isimlerin analizi var. Bakalım neler söylemişler. Wow, çok çirkin duruyor. Saçları çok kötü. Rüzgar gibi esti desinler. Ünlü hanımlar artık rüküşler.
Türküşlük yasak. Moda takibi takipte. Alice in Wonderland. Moda deyince akla artık onların adı geliyor. Sema Çelebi, İvana Sert, Ceylan Atınç ve İlker Bilgi haftanın moda karnesini çıkarıyor. Bence saten kurbanı olmuş. İlker Bilgi hangi ünlü şarkıcıyı aşureye benzetti? Aşureye döndürmüş tarzını. Ceylan Atınç, Ati'ye neden ilkokul bebesi dedi? İlkokul öğrencisi diyeyim. Ve Sema Çelebi'den bomba. Gülşen botokslu mu? Botoks vardır. Ekranların en şık moda programı Moda Takibi'nde bugün yine çok eğlenceli bir bölüm izleyiciyle buluşacak. Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun sıradan kıyafeti İvana Sert'in gazabına uğradı. Ben kadın görmek seviyorum. Hüsen'le mukayese edince biraz sönük kaldı tabii kadın zavallı. Şarkıcı Öykü Gürman'ın renk seçimi yorumcularımızdan büyük eleştiri aldı. Kolye, ayakkabı bir yerde, gömlek, pantolon bir yerde, çanta bambaşka bir yerde. Çantayı şimdi gördük. Yani yılan baskılı pantolonun altında böyle bir ayakkabı giymek. Çok yanlış. Rüzgar gibi esti desinler değil mi kadına? Rüzgar gibi geçti. Hatta öyle ki İlker Bilgi, Öykü Gürman'ı aşureye benzetti. Ton sur ton gitmiş. Yani tek renkle kurtarmaya çalışmış ama gerçekten aşureye döndürmüş tarzını. Atiye'nin lise müsameresine benzeyen kostümü eleştiri alanlar arasındaydı. Atiye'nin elbisinden beniyorum ama kendini vücuduna göre yakıştırmadım. Minimal çizgileri olan bu kadar güzel bir elbiseyi katletmiş diye düşünüyorum. Öyle mi? Ayakkabı seçimi korkunç yani, saçları çok kötü. Liseli çocuklar saçları dalgalı olsun diye geceden böyle örüp de yatarlardı ya, yatıp kalkmış. Ay yeter, ben bayılacağım. Önlük gibi duruyor, o yakasını hiç beğenmedim. Bir de sahnede dans edilecek, şarkı söylenecek bir kıyafet kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Nilkara İbrahimgil'in çılgın kostümünü ve tarzını İvana Sert'in beğenmesi şaşırttı. Alice in Wonderland. Alice harikalardı yani. Harikalardan. Gülşen'in seksi sahne kostümü stüdyoya bomba gibi düştü. Wow. Wow ki ne wow. Wow ki ne wow. Ya ben beğeniyorum biliyor musun? Yani boşuna kız zayıflamadı. Bak önce kafaya koydu, belli bir kiloya geldi, fazlalıkları yok etti. Ve ondan sonra bu tür kıyafetler giymeye başladı. Ben bayılırım öyle bir hedef alan da böyle hedefi tutar. Aynen. Bir şey düşünür ve o hedefe doğru gider. Ulaşmak. Ve tatbik eder. Çok ben önemli. Bayılırım. Onun için Gülşen'i çok beğeniyorum bu hususta. Ancak Gülşen'in yüzüne büyük gelen saçları eleştiri aldı. Geçen haftalarda da söylemiştim, Gülşen'in saçlarını hiç hoşlanmıyorum, hiç beğenmiyorum. Sema Çelebi bombayı patlattı ve Gülşen'in botoks yaptırdığını iddia etti. Botoks vardır. Gülşen'i bilmiyorum, ben çok güzel buldum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Vücudu da çok İyi olmuş, çok toparlamış, çok toparlamış. Kısaca moda takibi yine bomba gibi yorumlarıyla seyirciyi ekrana kilitlemeye hazır. Bence saten kurbanı olmuş. Helal. Yani bu bir krepten yapılmış olsaydı bu elbise etkisi çok daha farklı olabilirdi. Ama satenin işte gördüğünüz gibi ne kadar iyi, ne kadar güzel kubu olursa olsun dikiş göstermesi, belli etmesi böyle ışıkla da birleştiği zaman tarihsiz bir görüntü yaratabiliyor. Hepsi ve daha fazlası pazar sürprizinin hemen ardından yayına girecek moda takibinde. İzlemeden gardırobunuza göz atmaya kalkmayın bizce. Şimdi kısacık bir reklam arası var efendim. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya cumartesi sürprizi ve pazar sürpriziyle tekrar karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. Check.